Katta tezlikte kelayotgan bir mashinani yo'l nazoratchisi to'xtatadi. Bo'lgan voqea. To'xtatib, hurmatli haydovchi, katta tezlikda kelyapsiz. Hujjatlaringizni bir ko'rsatsangiz. Hujjatni qo'liga olib, qo'lida darrov qog'ozni ruchkani olib, bayonnoma tuzishni boshladi. Shunda haligi haydovchi "Men palonchiman, men pistonchiman, mana telefonda gaplashgin, o'rtaga odam solib, shu bayonnomani tuzmasdan meni qo'yib yuboring" degan iltimoslarni qila boshladi. Haligi nazoratchi pinagini buzmasdan yozishda davom etdi. O'rtaga uni solib ko'rdi, bu iltimosni qilib ko'rdi, har narsa hunarini ishlatib ko'rdi. Nega? Uni yozilsa jarima to'lanadi, u jigardan bo'lgan narsa-da, hali to'laydigani. Shuning uchun 1001 muqomni qilib shuni yozdirmaslik harakatini qildi, ammo u pinagini buzmay yozdi. Axir bor qo'lingdan kelganini qil deb haydovchi mashinaga o'tiradi. Shunda orqasidan kelib haligi yo'l nazoratchisi bir parcha qog'ozni mashinaga tashab yo'liga ketadi. Ey, hayron bo'ladi, bu bayonnomani menga tashab ketdi-yu bu. Shundan olib haligi qog'ozni qo'liga olib o'qib qarasa, shunday so'zlar yozilgan ekan. Qadirdonim, menga Alloh bir o'g'il, bir qiz farzand bergan edi. Katta tezlikda kelgan bir mashina o'g'limni bosib ketdi-yu, meni bitta farzandim qoldi. Iltimos, men farzandimdan ayrilishni xohlamayman. Uni yashashini istayman. Birodarim, sekin yurgin deb yozilgan narsa edi. Men bu narsani aytayotganim shu hammamiz shoshadigan bo'ldik. Yo'llarda bo'lsin, boshqa bo'lsin, to'xtovsiz shoshamiz. Ishimiz ko'payib ketgan go'yo. Lekin bu ishlarimiz oxiriga yetmaydi. Bu shoshma-shosharliklar ko'chadagi kimningdir hayotiga nuqta qo'yib qo'yishi mumkin ekanligini ham esdan chiqarmaslik kerak. Muhterem azizler, Allah Subhanahu ve Taala Bakara suresinin 188. ayeti de şunday merhamet kıladı. Ayetin manaları tercümesi kuyuda geçer. Malu dünya ve boyliklaringizni ortalaringizda batıl yollar bilen yemeyin. Batıl yollar bilen malu dünyalaringizni yemeyin. Şunindek bilib turib, ataylab, odamlarning haqlaridan bir qismini gunoh yo'l bilan yeyish maqsadida uni hokimlarga havola etmang, deb marhamat qiladi. Hokim deganda hukm chiqaruvchi degani. Bir ishni bitirib, hukmini chiqarib bitirib beradigan odam degani. Mana shuni tushunishimiz kerak. Xo'p, oyatga bir nazar soladigan bo'lsak, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ deyapti Alloh taolo. Ya'ni sizlar oralaringizda bir-biringizni mol-u dunyolaringizni botil yo'llar bilan yemang. Botil yo'llar degani buzuq yo'llar bilan, nohaq yo'llar bilan degani. Bu o'g'irlik, bu qaroqchilik, bu qimorvozlik, bu tovlamachilik, bu tamagirlik va hokazo. Shulardan bugungi kunda urchib borayotgani aldov va firibgarlik yo'li bilan ham bir-biringizni molingizni yemang deb Alloh taolo qat'iy qaytarib qo'ymoqda. Demak, Allohni Qur'ondagi falon narsani qilmang deb buyurgani u man qilingani bo'ladi.
ve ondan alınadigan, demek hüküm mana şu ayetten alınadigan hükümde haram degan narsa kelib çıkadı. Yani mana şu batıl yol bilen birbirinizin mal mülkünüzün yiyiş halal emas degan narsa kelib çıkadı. Şuningdek bilip durup o'zingiz bilasiz shuni botilligini, g'iromligini, haromligini bilib turib, lekin shundan bir qismini gunoh yo'l bilan jig'ildonga o'zlashtirish, nafsiga shuni o'zlashtirish maqsadida uni kimlargadir ko'tarib olib havola qilmang. Mana uncha qismini siz oling, bu yog'iga men sekin tirikchilik qilaman deb yoki kimgadir sizni haqingizga foyda uchun hukm chiqarishiga para kılıp uzatmayın degen mananı bana şu ayette demek düşünüp alışımız mümkün olalım. Şimdi aldığım bulan firibgarlık hakkında söz getirirken firib degen söz Fars tılıdan alınken bu aldau degen mananı yoldan azdırış ve en yakınrak manası makir ve hile degen manalarını bildirir. Bugünkü günde kundalık hayatımızda sezilerli derecede kopayıp borayotgan ve oddiy holga aylanishga ulgurgan ko'p odamlar bunu kasb qilishga intilayotgan ijtimoiy illatlardan bittasi desek bu xato bo'lmaydi. Shu ishni qilgan yoki buni kasbga aylantirib olgan kimsani firibgar deyiladi. Va buni ommaviy axborot vositalarida har kuni televizorda, gazetada, radioda yoki internet orqali eshitib turibsiz. Firibgarlik yo'li bilan kimlar nima ish qilyapti? Onun cezası kanday böyle yaptı. Onun akıbatı kanday böyle yaptı. Bunu demek hammamız korup bilip durumuz. Allah Teala bir narsani bekorga men qilmaydi. Bunu akıbatı yomonligi uchun, bunu yolu ahırı cehennem buluşu uchun, bu odamlarga ve cemiyatga zarar keltiradigan illat bo'lgani uchun ham Allah Teala hakim zat, o demek bir işini bekorchi men qilmaydi. Hop. Aldov firibgarlik, o'g'irlik degan balo shu darajada chuqur kirib bordi, keng tarqaldi. U kirib bormagan joy bugun soha qolmadi. Firibgarlik bilan aldov kirib bormagan joy qolmadi. Jumladan imtihonlarda, tijoratda, hatto nikoh oila munosabatlarida, hatto bozorlardiki aytmasa ham bo'laveradi. Hatto qabristongacha kirib boryapti. Firibgarlik aldov degan narsa kişiler hayotiga shunchalik oddiy holga aylanib ulgurdiki, boshqa joylarda aytmay, o'sha jamiyat taraqqiyoti uchun asosiy mezon bo'lgan o'quv yurt o'quv muassasalari deymizmi, ulardagi imtihon yoki rizq nasibamizga bitta sabab tijorat deymizmi, yoki hatto oilaviy munosabatlarga ham firibgarlik degan balo kirib ulgurdi. Eng yomoni odamlar bunga ko'nika boshladigani, eng yomoni bu oddiy holga aylanib, odamlar buni eshitganda parvosiga ham keltirmaydigan holatga kelayotgani bu achinarli ahvol. Hozir ikkita odam arazlashib qolsa, borsak huzuriga, bu musulmonchilik bor. Alloh axir kechirganda kechiradi. Kechirgin desa, osmondan kelib turibdi-da. Jikkakkina bir kelin, hech kimni kechirmaydi. Bo'lmasa mushtdekkina bir kuyov, hech kimni kechirmaydi. Ota-ona sarson yo kop-katta hayotni achchiq chuchug'ini ko'rgan katta yoshdagi bir qaynona ya pishiraversin, olib ketsin qizini. Kechirmayman men. Nima ekan? Bir marta ovqatni sho'r qilib qo'yibdi. Shunga kelinni haydattirib yuboryapti ba'zi nodonlar. Ba'zi qaynotalar, taqvodor bo'lganlar ham bor qo'shtinoq ichida. Aytaman, kelin meni oldimni kesib o'tib ketdi. Olib bor bunaqa kerak emas kelinni. Azizlar, bandasi xatokor. Mana shu xato yuzasidan yana bir hadislarni aytib beray. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan savol so'ralgan. Savol so'ralgan: "Ya Allohning rasuli, inson xodimni qancha avf qilamiz? Qancha qo'l ostimizdagilarni kechirishimiz qancha? Masalan, shogird bor kasbida, xodim bor uyda xizmatchi, mardikor bor, qo'lida ishlovchi bir ishchi bor." Mana shulardan xato o'tadi. Xodimni bir kunda qancha kechirishimiz kerak? Qancha? Ayb o'tayapti. Kechirim ham necha marta bo'ladi o'zi? Deb so'rashganda endi. Shunda Ibn Umar roziyallohu anhu
Ayta yaptılar, Abdullah ibn Umar, ben Peygamberimiz aldı oturdum. Bir kişi gelip şu savanını verdi. Ey Allah'ın Resulü, hadimini kança geçe avuf kılış mümkün deyip soradı. Uzat inlemediler. O öz kelamını kaytardı. Yine inlemediler. Şu savanını yine kaytardı. Yine inlemediler. Üçüncü mertte bugün de her günü 70 mertte dediler. Bir günde kol astındaki adam hata akıp koysa 70 mertte geçe keçiresen dediler. Ravahu Abu Davud ve Tirmizi. İmam-ı Tirmizi'nin sünan asarda geliyordu. Sahih hadis geliyordu. Hadiniz kol astınızdaki. Birinci kim? Ayol. Farzantlar. Kol astınızdaki işçi, usta, mardikar. Hata kıladı. İlacı yok. Hata kısa bir günde 70 mertte geçe keçiriş mümkün dedi. 70 mertemez. Bir mertte sel kovağını uyup koysa haydi oraya diyor. Sel gelip de kışını sel kışık sokup koyganı ya bütün başlı mardikarının hakkını vermeyi hayda arayatkenler kança? Kança? Var ki aramızda. Bu dinimiz azizler yukarıda aytilgan hadislerge binaen cahil bugünge, akıl buluşge, kopal bugünge, mulayim buluşge, üzülgenini ulaşge, uçgenini keçirişge büyüredigen din. Mana şu İslam. Şunun için azizler, yakın günlerde bana prezidentimiz umurlar uzağa bulsun. Biz, ben bayit uydum sizlerge. Oşa Almanlı'da, Taşkent Ulayatı, Karakalpağustan, Katar, oşa kamakhanalarga varıp sohbetler ötküzüp, oşa tüzeliş yolu götken insanlarla köp sohbetler kılıp, köp kulasalar verdik. Şularını 58 tası azat edildi. 57 tası türlü maşı akımlar uygulayan ketken yigitler idi. Ormanga ot ketken de kol kuruk baravar yanıp ketkenleri cüde köp idi. Şunu düşünüp yetilip, Prezidentimiz kuni keçe yana 58'te adamga avf verdiler. Avf. 3 yıl içinde kança bir neçe min bunday avflar buldu. Bana hariciden 260 bitti adam uruş meydanlarda kap ketken Uzbekilerini samolyotga oturgizip ap geldiler. Yana keçe Xitoyda bir kasallik tarqadi, xabaringiz buldu. Ana şu joyda 400'ga yakın Uzbekistanlik talabalarını maksus 3'te samolyot koyup ap gelindi. Bu nima? Bu hammasi vatanparvarlik, xalqparvarlik. Mumin Müslümançılık, o şey hata kıyandı keçiriş, uzağda kap gitken kadırdanımız, vatandaşımızga kol çözüp şu kap gitmesin şu deyip, öksümesin deyip onu varıp kap geliş. Uruş meydanında tentire büyürgen bir ay balalarını, ata anası nadan bulsayam, yurtke karşı kol kotargen, kural kotargen bulsayam, balasını kap gelip yurtimizga hatırcamlıkke koyup verdi. Bu yan bana şu avfinin, keçirimliliğinin cüda katta yakın namunelerden bittesi. Allah selamet kısın, imanımız mükemmel olsun, İslamımız güzel olsun. Azizler, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var sözümün yakını da itemen. Sure-i Muhammed'de vallahu alem keladı. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Bandalarım deydi Allah. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ Sizler Allah'a yardım verseniz, yansurkum, o ham sizge yardım verir. Ve kademinizi sabit kılıp koyar, müstahkem kılıp koyar. Allah'a kendi yardım gerek. Allah'a, Allah yardımına muhtaç emez. Benden yardımına muhtaç emez. Bu ayetin manası şundan ibaret ki, Allah'ın İslam'ı, şeriatı bu yeryüzüde kayın buluşuna yardım verseniz, sizi dünya ve ahiret işlerinizde Allah yardım verir. Özümüzü faydamız ki. Dinimizge amal kılış fakat özümüzü faydamız ki. Savap ki. O mükafat ki. O özümüzge menfaat ki. Mana şunu düşünüp dinimizge çırayla amal kılıyorsunuz. Allah hammamızga özü nasibu. Cenab-ı Server alan ettiler ki min kıyamet günü Havz-ı Kevser'ge sizlerden birinci bulup barıp, sizlerden aldın barıp, sizlerini kütüyüp duramam. Huzurumda ümmetimden bulgen kişiler tartip alan ediler. Men ey Rabbim, bunlar meni ashablarım ku, desem, sizden keyin bunlar nimeler payda kılışkenini bilmeysiz de deyiladi. İmam Buhari ve İmam Müslim rivayetinde. Gelin şu hadisini bir göz aldığımızı keltirip görelim. Demek cennette Peygamber aleyhissalatu vesselam Havz-ı Kevser'in etrafında turseler, birinci bulup barıp kütüp, ümmetke cennetke kiriş bahtı müşerref bulup, hamma cennetke yugurup kirip, sarar alanın etrafında toplanıp,
şu havuzu Kevser'den nasibini içemiz deyip kutup durgen peyde bir toda ashabını, müminlerini tartıp alınadı ucaydan. Tartıp alınadı. Kayırgeyken kayfiyatını amalım. Tartıp alınadı. Şunda Peygamber aleyhisselam, ya Rabbi bunlar benim ashabım, bunlar benim ümmetim ki ahir deydiler. Şunda ul zatı babarakat ki cevap şunday kaytadı. Sizden kiyin bunlar nümeler payda kılışkenini bilmeysiz deyiladı. Karayın Allah uzu asrasın. Allah uzu asrasın. Cenab-ı Sarvar-ı Alam'ın devrede bulmayan bid'at hurafatlarını payda kılıştan ve kimlerdir payda kılgen bid'at hurafatlarına uğralaşıp kalıp yolumuzu yokatıp koyuştan ve aynı cennetke kırıp havuz-ı kevserge kirgenimizde, yetişkenimizde, sarvar alanı yollarda turgenimizde, şunda ikatta nimetten, bi-behre kalıştan Allah'ını uzu asırasın. Ayrılıp kalıştan Huda'ını uzu asırasın. Şunun için, demek ana şunda halatke çüp kalmasligimiz için, demek bu hali hayatlık davrımızda, uzu saf İslami kadriyat nime, Allah'ın buyurgan farzı, vacibi, sünneti nime? Aytaylik, İslam'da korsatılgan hakiki, rükun, amal, şart, kaideler, kanun tertipler kaysi yu, bidat, hurafat kaysi. Bunu yakşılab, acıratıp alışımız lazım ve labun. Bidat hurafatlarda hakkında gap gitkende mende cüda kop bir yerde tayarla koyulgen narsalarım bu araya değil mi? Süpürgünü tikke kıbı mıydı? Deydi bazılar. Biliyor musun? Bidat gap. Duaksa nime dasturhanda bıçak durması gerek. Ne oladı? Duanı kesip koyadı. Duanı. Onu kesedigen narsası var. Turptu tavakta. Legende. O duanı kesmeydi. O yarım rızk bıçak. Haramda halal gaylantıradı. Astanada kürşse bu meydi. Çap kavağım uçu yaptı, bir bala buladı dedi. O niyet tıkarı. Ay şamanla gendir. Aynı açıp koyup maşinaydı, çap tamam şamanlaydı. Ya çap tamam uçu yaptı, kavak bir nasıl buladı. Ha bir nasıl kütbürgeni kim buladı da o. O siz onu niye kutu alı yapsın? Kandayı bulmayın. Ana ayıttı mı ben çağığa kavağımı şey yaptı doğdum kez. Deydi. Ya ki bundan taşkarı boy oğlu sayrasa kalambarı kolge bir yeri bulmaydı. Ne mi olur? Kalambara mı rızk? Onu yiyiş gerek, onu faydası kop. Vakti vakti bulan. Onu yiyen bulmaydı ki çıkaradı. Kolge bir yeri bulmaydı. Bak hürmet ki, izzet ki. Zeherde koluna beri yaptı, kalambır demeydim. Öyle bir görüş gerek. Arardı uzatı yaptı ya aramdı. Halal kalambır demeydim. Adam, koluna. Damla dedi, ha. Tavam teyge savunur ruhumasa gel. Ayağıdı. Yergeç kalaş gereken taşke savunla bir ruhumasa gel. Nege? Pul sürat köpürge de tayyip giderek. Sen mantık buluş gerek mi? Bu din münaka meydan arsalar dinimez. Aldığına müşür atıp etse tamam. Aldığına meydan ben sizge. Bu yan bitti bidat hurafat. Ha müşürdü yoldan araya da tırıkçılığı vardır. O bala çakası vardır o tadı etki. Onu irim kılıp sen arkaya kaydıp başka yolda savarış. Bu bidat bulur. Bu hurafat bulur. Ondan taşkarı yana bir cüdeyen bidat hurafatlar kop. Ne miyken bir onu çiçeken narsasını ye bu miydi? Piyaladaki çay tükemezsen üstüge kuyu bu miydi? Yani vaha kaza vaha kaza şuna kadar narsalar var. Allah öz panahı da hammamızı asırasın.
o'zi shariatda sovchilik qanday? Mana shariatdagi sovchilik qizning xohishini, ota-onasining fikrini, nikohga roziligi yoki noroziligini bilish. Asosiy masala shu. Rozilik. Keyin qolgani ketaveradi. Endi bizdagi hozirgi sovchilik nima qilyapti? Borib yo kelinni yo kuyovni. İki tomonni agar sovchilik qilinadigan bo'lsa, xo'p, qayta o'qigan. Nima kasbi bor? Uyda o'tirib ham pul topaveradigan holat bormi? Mabodo. U yoq ham so'ralmadi. Kuyovi ham shu. Qayerda ishlaydi? Qancha oylik oladi? Nima ish qiladi? Mashinasi bormi? Ertaga qayerda yashaydi bular? Mana shunaqa savollar berilyapti. Aksar va bu savollarni berib, shu savollar asosida qurilgan oila afsuski uzoqqa bormayapti. Masala shu yerda. Uzoqqa bormayapti. Asosiy ko'zlangan maqsad yo'q bu yerda. Internetda shov-shuv bo'lib ketdi. Men sizga oldinroq bir aytgan edim Ramazondamikin, Alloh alam. O'sha bir yigitdan sovchi keladi, bir qizga ota-onasi birinchi savol shu bo'ladi. Qayerda ishlaydi? Ha, ishi falon. Oyligi qanaqa? Ha, oyligi bismillah. Mashina bor. İki qavatli uy bor. Hamma yog'i bor. Bo'ldi, rozi, qizni berishadi. Keyin uzatgandan keyin turmushga nikoh qilish asnosida ozgina kelishmovchilik kelib chiqadi. Kelin uyga qaytib keladi, tubolam bo'lib ketadi. Qizi otasi kuyovni olib kelib yoqadi, bu yoqasidan olib, sen nimaga aytmagansan? U kuyovni dini nasroniylik ekan. U boshqa dinda ekan. Sen nomard aytmabsan, biz qizimizni shunaqa uzatib qo'yibmiz, bilmay tubolani chiqarib to'yni bekor qilib qarang. Shunda kuyov shoshilmay o'zini bosib olgan. Aytayapti-da. Siz uyimi so'radingiz, aytdim. Mashinamni so'radingiz, aytdim. Oyligimni so'radingiz, aytdim. Holatimni so'radingiz, aytdim. Siz meni dinimni so'ramadingiz-ku. Siz meni dinimni, iymonimni so'raganingizda, men joyida aytardim. Masala hal bo'lardi. Deganda haligi odam lomim deya olmay qoldi-da. Mana shunday holat. Qaysi birimiz farzandga sovchi kelsa, kuyov diyonatlimi, xudoni taniydimi, halol haromni ajratadimi, oq qorani farqiga boradimi, payg'ambarni taniydimi deb so'ragan odam bordir. Lekin sanoqli. Afsus, sanoqli. Ko'pincha odamlar moddiyatga qarayapti. Va bu moddiyatning umri qisqa ekanligini o'ylab ham ko'rmayapti. Payg'ambar alayhissalom hadis shariflarida ey odamlar jamoasi, agar qiz farzandingizga dinidan va xulqidan siz rozi bo'ladigan odam sovchi bo'lib kelsa-yu, bermasangiz yer yuzida katta fasod paydo bo'ladi deganlar. Xulqidan, dinidan rozi bo'lsangiz, bering. Tamom, rizqni Alloh beradi. U martabani Alloh beradi. U pokiza oilaga shunday pokiza zurriyatlar beradiki, Xudo taolo keyin havas qilasiz. Lekin moddiyatga qiziqqanlar uzoqqa bormayapti. Nega? Farzandni vaqti ashyoda emas, mol dunyoda emas. Agar bo'lganda edi, nini odamlarning hayoti boshqacha bo'lib ketardi. Yo'q, boshqacha bo'lib ketardi hayoti. Yana men erkaklarga bir sirni aytaman. Tashqarida ayollarimiz bor, shuning uchun qattiqroq ham aytaman. Opalarimiz ham eshitsinlar. Eshitsinlar opalarki, erkak kishining omadi, faizi, topar tutari, uning barakasi, uning ishidagi unum, uning ko'chadagi zafari, yutug'i, oilasiga ko'proq bir narsa ko'tarib kelishi, buning hammasining sababi yoki buning aksi bo'lishining sababi qaysi bir ayol jaynamozda o'tirib erini, faizini so'raydigan bo'lsa Alloh beradi. Ana shuni sababidan o'sha ichi yurishmayotgan oilalar yoki munosib hurmat ko'rmayotgan ayollar shuni yaxshi bilmog'i kerak. Eri agar faizi bo'lsin erimni, topgan tutganida baraka bo'lsin, oilamda butunchilik bo'lsin, shu erim qilayotgan mehnatida baraka topsin iloyim desa,
cay namazda oturup o şey yerinin faizi buladı. O şeyin barakası buladı. Lakin bir namaz bulup durup Allah mahal geçe uklap saharını kırkıp cay namazdan yırakta bulup durup yani iriden topar tutardan şikayet kılışka o şey yoldayım hakkı yok. Aslında hakkı yok. Bunu ise ürgata degen kim? Yolga sala degen kim? Rozgar başı. Meyli. Ayalınızga cüfte halalın avukatını şirin kımasengen meyli. Nanını küldürüp yapsan hem meyli. Meyli bana bu rozgardaki şu işini kem kısan hem meyli. Bırak Rabbinin büyürgenini cahaya koy. Kagenini Allah verede. Desek önce önce kemçiliklerden göz yumsak, namazıge şerait kıbirsek, ibadatıge şerait kıbirsek, o şu üyde faiz bulan. O şu üyde inşallah bereke bulan. Yani şu narsaga erkekler ham, demek, alahide ahamiyat kılmağımız gerek. Bir yakı otup, raşap, başını ottan çok kurup kurup, işe indi bir gelişip, bir gelişme kıynalıp getirdi. Bir amr-ı marufta işitken eken, benden rızkıya Allah kefil, beredi rızkını. Beredi de rızkımdı, versin de. Şu mescide kırıp, şimdi üstünde arkasına kırıp, itilaptan keç keçe oturuptu. Peşin okuttu cemaatinden, asır okuttu, şam okuttu. Hemen cemaat kırıp namazı okup çıkıp getirirmişti. Bir arkadaşı falan şu yürgün mü ayette senge bir tağım var, bana pul var, bir karnın duyguz boyu demepti. Şu mescidin imam misafir eken. Mescidin koşunusu her günü bir kasa tağımını oğludan çıkarır eken. İmam damla misafir. Ab çıkıp vergen şu deyip şamdan ki tağım ab çıkar eken de. Yigit şunday tağımını ab kirpti. Damla bu ha şu dedem bir vardı şunu, maş tamamını yerken siz dese, ben hazı karnım tok idi de tamamlanken yedim. Abkepsiz meyli, şu maçitli çıge kırın, bir ortası olsa bir yerin şunlar bir rızlanıp olsun, benim karnım tok idi. Halbuki adam indi sulayıp üstünde arkasına teyen koyuna gel. Bala kırıp o üstünde arkasındaki tevekkelçini kurmayı kaptı. Maçta yani hiç kim yok iken, avukatlı üye kaytarıp getirdiğim buldum da deyip uzuge uzu gebreyip çıkıp getiyatsa deyip koyuptu. Üstün arkasındaki adam, yötalı koyuptu, ben varmam etti. Adam var iken deyip apkırıp, kasadaki tavanı verip karnını toyguzuptu. Daha o karnını toyguzup üye karab cürnegen iken. Bir kasa tavan için hiç mi olsa yötalışan kere iken. Götürmese kemese kemese. Ha demek o şey hareket. Az yine hareket. Şu götürmese aldığı rızkım yoktu. Şunla geldi götürdü kaldı. Götürmese ketti de o tamamı götürüp ketti de bana. Görüyor musun? Demek insan rızk için götürmem koyuş gereken de. Ha, bu hareket yugur, tir, menleyden hareket kılıp mihnet kılış bana şu dinimizi demek müminlerge kursatması buladı. Hani şimdi bazılar halal kasıp kıladılar. Hop. Lakin dünya onlarını Allah'ın hakkına ada kılıçtan tosup koyar. Ana namazga varaman, ana roza tutaman, ana kılaman, mana kılaman. Harekatını şu kılı uğradı, kılı uğradı. Lakin Allah'ın hakkını unutup koyar. Fakat dünya bile meşgul olup kalan. Onun varlığı şu dünya olup kalan. Mal olup kalan. Allah'ın esine çıkaran. Hudayi Teala kelamı da kim ki ahiret ekinini, sevabını ister iken biz onge ekinini hasılını ziyade kılamız. Kim ki dünya ekinini ister iken biz onge oşandan biremiz. Lekin onun için ahirette nasıl kalmayız. Yani
Bana dünyanı istep, ahiratı unutup koyduğun adam gibi dünyanı biremez diye harekete gelirse. Lakin ahiratta nasibe yok. Bunday mihnat kimge gerek? Bunday mihnat kimge gerek? Bu dünyada yiyse, içse, kamikossuz yaşap, ötüp etse yok. Ahiratta azapta tutulsa, nasibe bu meytursa, ahiratta. Bunday dünya kimge gerek? Şunun için, malı dünya topken payette Huda berip durdu. Huda berip durgen payette Allah'ın tanış bu rahmeti buladı. Huda dünyanın mansabını, obro'nu, rızkını kengeytirip durgen payette bu bandaga Huda'nın rahmeti buladı. Mana şu rahmetini op durgen payette o rahmetini beriyotken zorunu tanış gerek. Şimdi şu rahmetini op durgen banda Allah'ını tanımasa Huda rahmetini şimdi musibetke anlaştırıp koyardı. Hani az yine musibet, peşine kars edip divarga vururladı ya bir neyse boğuladı, nümedir boğuladı da musibet yetkendenken koz şunu aşıladı da Allah'ını tanıyı başlaydı adam. Musibete mi rahmet? Hani ne gel? Musibete mi rahmet ki doğru açık bulan. Lekin o doğru tanesi gene bakladı, fayda verir, şifa verir. Doğru mu? Bende hem musibet geledi o açık, o ağır. Lekin Allah verdi. Ne için? Rabbisini tanışı için. Dünyayı, ahiretini saadetli kılışı için şu musibet verir. Şundayım Huda'nın tanısı, o Allah'ın yine rahmetine sazavar buldu. Musibete mi rahmet? Ama üçüncüsü bu masrafı gerek. Huda'nın rahmeti kep durgen diyem tanımese, Huda'nın musibeti kep durgen diyem tanımese, onda kaçan tanıyın, ondan Huda saklasın. Rabbisini tanımayın, ötüp yetişsin, Huda'nın özü asırasın. Kıl adam, Huda rahmet verip durgen pek de yolunu yokatıp koyardı. Huda'nın tanımaydı, bilgen işini kullanardı. Kaypı, sapı, ayşı, işaret, hammasını ötedi. Kars edip divarga baş vurulsa, gözü maçta açılıp, ayrım adamlar darı uzunu yürüstürer. Arağında şeydi, kaçan, bir madde maşinanı vurup meydalar, zorga can aman kalsa, arağında şeydi. Taşeydi. Haram kurulu gidi taşeydi, kaçan, şu bulan kol geçip bir bala bulup kalsa, ya ikinci paran aldı ya var mıyım ben de falan. Ungaça şirin bulup duruyordu. Şimdi zinakarlığı da taşıydı, kaçan Huda bir bana bir basadı, taşıydı, musibet geldi başlığa, Huda'nı tanıştı başlığa. Musibete mi rahmetti? Şunu, şu kimisinden aldın, Huda'nın rahmeti keptürgen peyde, tanısa bu mesmidi? Yok, musibete mi dava, gâhıda, onge naşkur bu meslek gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Malum ki İslam şeriatı mümin Müslümanların iki dünya saadetine erişişleri için ilahi destur. Allah subhanahu ve ta'ala varlıkta insan zatını aziz mukarram kılgen İslam şeriatının asası gayesi hem İnsan hayatının muhafazası. İnsan hayatı Allah tomonidan berilgan ulug' bir ne'mat. Ve bu fırsatta mana şu umur degan ne'mat davomida dünyayı ahiretini obod qilish vazifesi insan için yüklatilgan. Mana şu aziz mukarram qilib yaratilgan
inson zoti keyingi paytda quloğimizga chalinadigan gaplar, raqamlar keyingi paytda inson ikkinchi bir insonga qotillik qilish, undan tashqari inson o'zini joniga qasd qilishligi, hatto ayrim holatlarda o'zidan dunyoga kelgan farzandi norasida go'dagini ham o'ldirish holatlari quloqqa chalinayotgani nihoyatda achinarli hol. Islomda o'zini joniga qasd qilish harom, mumkin emas. Inson mol-mulkini xohlagancha tasarruf qilishi mumkin. Xohlagan joyida yashashi mumkin. Xohlagan narsasini iste'mol qilishi, kiyishi mumkin. Lekin jon, hayot ne'mati Alloh tomonidan berilgan inhom. Uni tasarruf qilishda inson xohlaganini qiluvchi emas. Jonni bergan Alloh va uni taqdir qilgan paytida oladigan ham o'zi. Lekin odamlarni keyingi paytda, bo'lib ham hozirgi kunda yer va osmondan baraka eshiklari ochilgan bir paytda baxtli hayot kechirish uchun hamma imkoniyat, sharoit yetarli bo'lgan paytda arzimas sabablar bilan joniga qasd qilayotgani nihoyatda alamli holat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima va man yaf'al zalika udwana va zulma fasawfa nuslihi nara va kana zalika ala Allohi yasira. Bir marhamat qiladi. Bu oyatda ey odamlar, o'zingizni o'zingiz o'ldirmang. Alloh sizlarga mehribon. Agar kimda-kim tajovuzkorlik bilan, zulm bilan shu ishni qiladigan bo'lsa, biz uni tezda do'zaxga kiritamiz. Va bu Allohga osondir, deb marhamat qiladi. Azizlar, mana ijtimoiy hayotda kimningdir uyi yonib ketsa, kimdir bir olov ichida qolsa, hamma yordamga shoshiladi. Uni qutqarish uchun bor imkoniyatlarni ishga solamiz. Lekin insonni hayotidagi uchragan muammoga besabrlik qilib, qanoatsizlik qilib, iymon e'tiqoddan voz kechib, hayot ne'matini mahv qilib, agar mana shu o'zini joniga qasd qiladigan bo'lsa, u oxiratda yonar ekan. U alamli azobga, do'zaxga kirar ekan. Uning abadul abad do'zaxda yonishiga biz qanday jim qarab turamiz? Mana shu o'zini joniga qasd qilish holatlar, raqamlar juda ham ko'p. Mana birgina viloyatda 400 dan ortiq inson o'zini joniga qasd qilgani. Shundan 250 dan ortig'i bu hayotdan ko'z yumgan. Qolganlari bazo'r aytarlik tibbiy muolaja va yordam ila saqlab qolingan. Endi mana shu narsani tahlil qilib ko'rilganda sabablar nima? Aksar qismi oilaviy, ijtimoiy hayot borasidagi sabablar. Kimdir ozgina moddiy yetishmovchilikdan, yana kimdir aroqxo'rlikdan, kimdir beoqibatlikdan, yana kimdir aytaylik orzu havas qurboni. Ikki og'iz gap ko'tarolmay hatto yosh kelinlarimiz qo'llarida go'daklari bilan o'zini poyezd ostiga tashlagan yoki suvga tashlagan yoki boshqa bir tig' bilan o'zini farzandlarini o'ldirgan. Bizni agar tariximizga nazar soladigan bo'lsak, Markaziy Osiyo xalqlari, jumladan Mavarounnahr xalqlari nini tarixiy og'ir jarayonlarni boshdan kechirgan. Lekin ana shunday damlarda ham iymon e'tiqod bilan, sabr bilan, matonat bilan ilmga, go'zal iymoniy fazilatlarni o'zlariga kasb qilib, dunyo islom tamadduniga munosib hissalarni qo'shgan va qiyomat kunigacha butun dunyo xalqlari e'tirof etadigan darajadagi xizmatlarni qilgan. Endi bugun qarang. Mana birgina O'zbekistonda insonni baxtli hayot kechirishi uchun iqtisodiy, ijtimoiy har jihatdan barcha sharoitlar yaratilib turgan bo'lsa, eng asosiy katta ne'mat
yurtta tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, bugun mana dunyoning manzarasiga bir qaraylik. Oilalar tinch, osoyishta hayot kechirishni orzu qilyaptilar. Lekin biz tinch, osuda yashayotgan odamlar nima bo'ldiki, arzimas sabablar bilan o'zini joniga qasd qilsa, murg'ak go'daklarni, farzandlarni joniga qasd qilsa, ayol kishi bo'lib ham shunday aytaylik qabih jinoyatlarga qo'l ursa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning muborak hadis shariflariga murojaat qilamiz. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan mashhur hadisda shunday deyiladi: "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Kimda kim o'zini tog'ni tepasidan tashab joniga qasd qilsa, qiyomat kuni ana shunday tog'ni tepasidan pastga tashlaydigan bardavom azobga qo'yiladi. Yoki hadis sharhining davomida: "Va man tahassa summan faqatala nafsuhu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kim bir zahar ichib joniga qasd qilsa, qiyomat kuni qo'lida zahar, bardavom shunday azobga yo'liqadi. Yoki hadisni davomida: "Va man qatala nafsuhu bihadidatin fa hadidatuhu fi yadihi yaj'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Kimda kim bir temir bilan o'zini joniga qasd qilgidek bo'lsa, abadiy ana shu temir bilan o'ziga azob berib turadi. Qarang, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ham o'zini joniga qasd qilgan kishiga u zot janoza namozini o'qimaganlar. Azizlar, agar sabablarga nazar soladigan bo'lsak, aksar qismi oilaviy ijtimoiy sabablar ekan. Dunyo xalqlariga odobdan, axloqdan saboq bergan zotlarning zurriyotlari bugun biz birgina oilani yuritish salohiyatiga ega bo'lmay qoldikmi? Oilada er erligini, ayol ayolligini, ota-bola, farzand bilan ota-ona o'rtasidagi munosabatlar, mana shuni hammasi nimadan? Bilimsizlikdan, jaholat, diyonatsizlikdan, mana shunday kishilar boshiga tashvish, musibat kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir muborak hadislarida: "Al-muslimu akhul muslim la yadhimuhu va la yuslimu." Mu'min mu'minga birodar, unga zulm ham qilmaydi, uni o'z holiga tashlab ham qo'ymaydi. Keling azizlar, bir-birimizga nisbatan e'tiborli bo'laylik. 3 kunlik dunyoda mehmonmiz. Birimizni g'am tashvishimizni ikkinchimiz artaylik. Imkoniyati borlar iqtisodan, ijtimoan yordam beraylik. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik. Arazlashganlarni yarashtiraylik. Hatto hadis sharifda oila uchun, oilani saqlab qolish uchun janobi sarvar olam yolg'on ishlatishga ham ruxsat berganlar. Murosaga keltirish uchun, ularni hayotini bir chiroyli tizimga solish uchun yolg'on ishlatib bo'lsa-da oilani tiklab qo'yishga ruxsat berganlar. Yoki Sinay rahim qarindoshlar o'rtasidagi azizlar, yurtda tinchlik, xotirjamlik bo'lib turgan bir paytda ahvolimizni isloq qilaylik. Bir-birimizga nisbatan beparvo bo'lmaylik. Arzimagan orzu havasni qurboni bo'lib jonimizga qasd qilmaylik. Alloh bergan farzand ne'matiga joniga qasd qilmaylik. Bu bizni mu'min musulmonlarimizga, jannat makon elda yashab turgan xalqlarga yarashadigan ish emas. Shuning uchun hushyor bo'laylik, ogoh bo'laylik. Bir insonni abadiy jahannamda kuyishiga indamay qarab turmaylik azizlar. Zero beparvolik musulmonga xos xislat emas. Shuning uchun butun yurtimizda yashayotgan mu'min musulmonlarga Alloh bergan ne'matlarni qadriga yetaylik demoqchimiz. Alloh bergan bu imkoniyatlardan chiroyli foydalanib, dunyo va oxiratimizni obod qilaylik demoqchimiz.
Mana shu kunda yaratilgan imkoniyatlardan to'g'ri unumli foydalanib, bir-birimizga yaxshilik, ezgulik. Hadis sharifda kelgani, kim bir mu'minni mashaqqatini yengillatsa, Alloh uni oxirat kunlaridagi mashaqqatlarni yengillatib qo'yadi. Hatto yana bir hadis sharifda kim bir mu'minni mashaqqatini aritaman, g'am tashvishini yengillataman deb bir kun agar bir necha soat u bilan birga yuradigan bo'lsa, Madinada janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarida 60 kun e'tikof o'tirganchalik savobga ega bo'ladi debdilar. Shuning uchun keling azizlar, beparvo bo'lmaylik. Barvaqt, bevaqt umrlar xazon bo'lishiga yo'l qo'ymaylik. Arzimagan shaytoniy bid'at, xurofot, urf-odat, orzu-havaslarnidir jonga qasd qilmaylik. Shunday qilayotganlarni esa sabrga, iymonga, diyonatga, insofga chaqiraylik. Zero mu'min o'ziga yaxshi ko'rganini o'zgaga ravo ko'rsagina iymoni mukammal va go'zal bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar, mas qiluvchi ichimliklar may harom qilinganda Payg'ambar alayhissalomning sahobalari bir-birlarini ziyorat qilib, may harom qilindi va u shirkka teng qilindi dedilar. Gunoh kabira, shirkka teng qilindi. Kimki doimiy may ichuvchi bo'lib vafot etsa, Alloh taologa butga sig'ingan kishidek ro'para bo'ladi. Butga sig'ingan odam kim? Mushrik. Butga sig'ingan odam kim? Butparast. Shu kabi yo'li qadamlar. Tuppa tuzuk bechora hayotga kelib bola tug'ishdan boshqa narsa bilmagan ayrim ayollarni taloq olishiga sababchi bo'lyapti. Qanchadan qancha ajoyib bir farishtalik ota-onalarni farzandini oqib qo'yishiga sababchi bo'lyapti. Tug'ishgan inilar bir-biridan yo'q bo'lyapti shuni kasofatiga. Uni qabrga kirishi o'tda munkar nakir men tasavvur qila olmayman. Inson qayerga borayotganini niyat qilsa, ana shunga yarasha o'zini ruhan tayyorlasin, o'zini tashqi ko'rinishini tayyorlasin. Demak, o'zini mana shu kelib ketish jarayonida odobi axloqini kelayotgan joyiga munosib qilib tayyorlab olsin. Shunda ko'zlangan maqsadga erishadi va savobga ham inshaalloh ega bo'ladi. Demak, ziyoratgohga bir ulug' zotning qabri yoki qabristonni ziyorat qilar ekanmiz, ana shu niyat. Niyatni esa payg'ambar alayhisolatu vassalom bizlarga hadis sharflarida ko'rsatib berganlar. Ya'ni har bir amal niyatga bog'liq bo'ladi va qabristonlarni esa oxiratni eslash uchun ziyorat qilinadi. Demak, kelayotgan mehmonlarimiz nainki bu joyda yaratilgan go'zalliklar, shart-sharoitlar, chiroyli manzara, balki oxiratni eslash niyatida mana shu joyda yotgan tabarruk zotga bir tafakkur nazari bilan, ya'ni ey Alloh, seni shunday ulug' bandalaring o'tdilar, shularga bergan odob, axloq, ilmu hikmat, taqvoyu parhez, go'zal insoniy fazilatlardan bizlarga ham nasibai ulush ato etgin degan maqsad qalbda bo'lish kerak. Balki bid'at, xurofat sifatida paydo bo'layotgan maqbaralarga faqat rasmga tushish uchun emas, maqbaralarga faqat bekorchilikdan bir aylanib kelaylik degan ko'rinishda emas, yoki bekorchilikka bema'ni, bemazmun gaplarni gapirib o'tiradigan makonim maskan qilib olish uchun emas, balki tom ma'noda oxiratni esga olmoqlik va bu yerda yotgan zotlarning hayotiga bir nazar solib,
hayotimizga ulardan olgan demak narsalarimizni tatbiq etishni harakatini qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki qabrlar ziyoratida savob bor. O'tganlar tiriklarning duolariga muhtoj. Shu narsani esdan chiqarmaylik. Biz borib palon joydan maqsadimizni hosil qilib berishini so'rab kelamiz desak, bu shirk bo'lib qoladi. Bu gunoh bo'lib qoladi. Shuning uchun kelib ularni ruhlarini duo bilan, Qur'on tilovati, nafil namozlar bilan shod etiladi. Murod maqsad hammasi Allohdan so'raladi. Agar kim falonchi buvaga yoki falon joyga ziyoratga borib farzand so'rab keldim desa gunohkor bo'ldi. Falonchi agar shu falon joyga borib shu maqsadimni hosil qilish uchun bordim yoki bemorga shifo so'rab keldim ahli qabrdan desa gunohkor bo'ladi. Hamma amali bir pul bo'ladi. Shuning uchun bunda paydo bo'lgan bid'at xurofotlardan voz kechib ilm bilan kitob o'qishlik bilan ma'rifat bilan ziyorat qilinsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ammo ba'd. Ma'lumki Alloh subhanahu va taolo inson zotini barcha mahluqot ichida aziz mukarram qilib yaratdi. Qur'oni Karimda astaizu billah va laqad karramna bani adam va hamalnahum fil barri val bahr. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki, odam farzandini aziz mukarram qilib yaratdim. Uni quruqlikda yu dengizda ulovlarga mindirib qo'ydim va unga eng pokiza narsalarni rizq qilib berdim va o'zim yaratgan narsalar ichida eng afzali qilib yaratdim deb Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Demak, borliqdagi barcha mavjudot, nabotot olami, hayvonot va jamoat olami insonni saodatli hayoti uchun xizmat qilar ekan. Mana biz shunday zaminda yashayapmizki, O'zbekistonday ona yurtda Alloh subhanahu va taolo insonni saodatli hayot kechirish uchun barcha ne'matlarni bizga ato etgan. Mana shunday ne'matlarni ato qilgan zot faqatgina o'zigagina ibodat qilishga buyurgan. Zero surai Fotihada shunday marhamat qilinadiki, astaizu billah iyyaka na'bud va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina panoh so'raymiz. Ba'zi bir insonlar yaratgan bergan ne'matlarni iste'mol qiladi. Hayotdan zavq oladi, ammo uning shukrini, uning ibodatini kimlarga qiladi, nimalarga qiladi, o'zi gohida tushunib ham yetmaydi. Yurtimizda ayrim joylarda ko'zimizga tashlanayotgan bir xunuk bir manzara bizni qalbimizni nihoyatda mahzun qildi, xafa bo'lishimizga sababchi bo'ldi. Bu qanday illat desangiz, jannat makon yurtimizning ko'pgina go'shalarida, qishloqlarda, shahar chetlarida aynan mana shu singari bir manzaralarga insonning ko'zi tushadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga o'simlik dunyosini toza havo, ya'ni kislorod berishi uchun yoyinki mevali daraxt bo'lsa insonlarga manfaat yetkazish uchun yaratgan bo'lsa, buning shunday oddiy turishini o'zi yaratganga tasbih aytadi. O'zi parvarishga, g'amxo'rlikka muhtoj bo'lgan yaratilmuş mana shunday daraxt buni mana odamlar tomonidan qay ko'rinishga tushganiga mana guvoh bo'lib turibsiz. Odamlarning o'zlaricha yasab olgan e'tiqodlariga ko'ra kimning boshiga bir tashvish tushsa yoki farzandining baxtini so'rab yoki bemorlikdan, xastalikdan shifo so'rab umid bilan, niyat bilan emushki bunday daraxtlarga mana shunday bir parcha matoni bog'lab qo'yish, bu daraxtdan shifo so'rash, daraxtdan panoh so'rash, daraxtdan farzand so'rash, daraxtdan turli xil tashvishlariga bir kushoyish so'rash aslida islom shariatiga ko'ra mutlaqo zid, ya'ni gunoh bo'lgan amal. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va'budulloh va la tushriku bihi shay'a. Ey odamlar, sizlar Allohgagina ibodat qiling.
unga hech narsani shirik keltirmang deb kalomida marhamat qilgan. Shirk nima? Yaratgandangina so'raladigan narsani va Allohninggina qudratiga xos bo'lgan narsani boshqa narsadan talab qilish. Inson har doim Allohga muhtoj. Farzand, dard, davlat va boshidagi tashvishlarga faqatgina najotni yaratganning o'zidangina so'rash kerak. Bu Qur'oni Karimning qator oyatlarida marhamat qilingan. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadis sharifda Imom Buxoriy rivoyati bilan keladi. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Agar kimda kim dinda asli bo'lmagan narsani paydo qiladigan bo'lsa, u qaytarilgan, ya'ni rad qilingandir deb aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'plab hadis shariflarida dinda asli bo'lmagan bid'at xurofotni paydo qilgan inson gunohkor ekanligi, ayniqsa bu amal shirkka olib boruvchi bo'lsa, ayniqsa bu amal insonni hidoyat yo'lidan adashtiradigan bo'lsa, u gunoh ustiga gunoh ekanligi hadis shariflarida qayta-qayta zikr qilingan. Azizlar, xalqimizda ayniqsa mana shu yerlik aholidan ba'zi vakillar bilan suhbatda shu narsani eshitdikki, yangi hayot qurayotgan kelin-kuyovlar agar mana shu manzildan o'tadigan bo'lsalar, shu yerda to'xtab, ikkovlari niyat qilib mana shu joyda shu matoni bog'lar ekanlar. Bundan nima naf? Nima foyda? Aslida so'raladigan narsa hammasi yaratganning o'zidan bo'lmog'i kerak. Yoshlarning ilk pokiza hayotga qadamini mana bunday shirk va gunoh xurofot amallar bilan boshlansa, uning hayotidan ertaga biz nima kutamiz? Shuning uchun yurtdoshlarimiz, mo'min musulmonlarimiz ko'zlarini ochmoqlari lozim bo'ladi. Agar mana shunday ishlarning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida ham shunday voqealar bo'lgan ekan. Abul Vohid al-Laysi roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Biz Rasululloh bilan Hunayn degan vodiyga chiqdik. Mushriklarni sidr daraxti atrofida o'tirganini ko'rdik. Ma'lumki, Makkada sidr degan daraxt bor. O'sha Makkadagi mushriklar, ya'ni dinsizlar ana shu sidr daraxtiga o'zlarining qurollari, kamonlari, qilichlarini osib qo'yar ekanlar. Nima uchun deganda, qurollarimiz bu daraxtdan quvvat oladi degan e'tiqodni qilar ekanlar. Ularni o'sha daraxtlarni nishonlar daraxti deb atar ekanlar. Payg'ambar alayhisalom bilan birga sahobiylar ketayotganda Abul Vohid al-Laysi aytadilarki, biz ham Rasulullohga shunday murojaat qildik. Ey Allohning Rasuli, mana shularni daraxtiga o'xshab bizga ham bir daraxt yoki biror bir nishonni belgilab bering deb qoldik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azab bilan, Alloh buyukdir, men hayot bo'libdi, sizlar shu narsani gapirdilaringmi? Yahudiylar Hazrati Musa alayhissalomdan mushriklar sig'inayotgan iloh kabi bizlarga ham bir iloh yasab bering deb ular so'rab gunohkor bo'lgan edi. Sizlar endi bugun gunohga botasizlarmi deb Sarvar olam bunday holatdan juda ham mu'min musulmonlarni qaytarganlar. Buning mazmun mohiyatiga mutlaqo tushunmaydigan ba'zi yurtdoshlarimiz o'sib turgan chiroyli tasbih aytib turgan daraxtni ham mana shu ko'yga solganlari albatta hammamizni xafa qiladi. Vaholanki bu daraxt o'zi tarbiyatga muhtoj, o'zi g'amxo'rlikka muhtoj, o'zi suvga muhtoj, o'zi Allohning rahmatiga muhtoj. Bu bog'langan matolar ila hech bir insonga yordam bermaydi, naf keltirmaydi, manfaat yetkazmaydi. Faqat gunohkor odamlar bu daraxtni qurib qolishiga sababchi bo'ladilar, xolos. Bu birgina daraxt, buning shoxi, bunga bog'langan narsa ham hech narsa keltirmaydi. Mana buni sindirib ko'ramiz. Mana inson qo'li bilan singan ojiz bir daraxt hech qachon insonga foyda keltirmasligini mu'min musulmonlarimiz demak yaxshilab tushunishlari va anglab yetishlari lozim. Jannat makon yurtimizning vodiygami, vohagami, qaysi bir hududiga yuradigan bo'lsangiz, ming afsuski mana shunday manzaralarga ko'zingiz tushadi. Qur'oni Karimda Haj surasining 62-oyatida Alloh subhanahu va taolo shunday marhamat qiladi.
Siz bilin ki Allah o haq zot. Undan boshqaga duo qilayotganlar, sig'inayotganlar, talpinayotganlar, topinayotganlar bilin ki ularning hammasi botil. Alloh esa oliy va donishmand zotdir deb kalomida o'zi marhamat qiladi. Shuning uchun azizlar keling, Allohni o'zidan so'raylik, o'ziga duo qilaylik, o'zidan yordam so'raylik, boshimizdagi g'am tashvishlarga yaratganning o'zidan kushoy so'raylik. Bu yaratilmuş narsalar bizga hech qachon manfaat keltirmaydi. Shu narsani yaxshilab anglab yetaylik va chin mu'min musulmon holimizda dunyodan yashab o'tishni harakatida bo'laylik. Ba'zi bir erkaklar o'zini erkaklik vazifasini, burchini, mas'uliyatini mutlaqo erligini unutib qo'yib, dayuslik yo'liga o'tib qolganlar. Yonida ayoli, qizi, farzandi qanday kirib chiqadi? Mutlaqo parvo yo'q. Mutlaqo parvo yo'q. Bu o'g'il bolami, qiz bolami tarbiya qilayotgani, buni ham ahamiyati yo'q. Yurish turishi, bitta dasturxonda aroq ichayotgan er-xotinlar bor ekan. Oilalar aytib bersa, yoqamiz ushlab qolamiz. Qanday? Nahotki shu musulmonmi, shu mo'minmi degan narsani savolni o'rtaga qo'yamiz. Shuning uchun azizlar, xulosa qiladigan bo'lsak, er oilaning rahbari qaysi tomonga qanday boshlab olib ketsa, o'sha yo'ldan ketib qoladi. Shuning uchun ozgina ko'zimizni ochib, mas'uliyatni bir esga olib, atrofimizda endi masjidga kelayotganlar unday emas deb xudo xolasa gumon qilamiz, yaxshi niyatda bo'ramiz. Atrofimizda shunday insonlar bo'lsa, ozgina tartibga chaqirib, ozgina bir qarab qo'yish kerak. Bir joyda bir janjal bo'lib, qattiq ovoz chiqib qoldi, bir ayol kishi shunaqangi deganini deyapti. Kimga deng? Yo'lda mashinani to'xtatgan nozirga. Shunaqa dodparyodlarda erkak rolda o'tirdi. Xotirjam. Lekin askarni jo'natib qo'ygan, u kishi bemalol deyadigan deb bo'ldimi? O'tirib olib ketyapti. Endi bu erkak kishi hamiyat degan, oriyat degan, axir uning egasi bu. Uning himoyachisi bu. Bir-biriga libos muhofaza qiladigan. Lekin uni qilayotgan ishi bunday bo'lib tursa, hali ham yer bizni ko'tarib turibdi deymiz. Hozirgi kunda ayrim erkaklarda yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar. Birinchidan, ba'zi erkaklar xotinni nafaqa bilan ta'minlamayotgani yetmagandek, yana ularga seram chiqib bir pul topsang nima bo'ladi deyapti. Erkaklar aytayapti shuni. U o'zi ta'minlamayotgani yetmagandek, xo'p meni ishim kelishmayapti. Sen pul topsang bo'lmaydimi deyapti. Bu sen pul topsang bo'lmaydimi? Ba'zi bir oilalarda shunaqasidan janjal ham kelib chiqadi. O'tiribdi deydi, tekin xo'rib deydi. Chiqib pul topmaydi deydi. Mashinaqa holat. U oddiy gapiryapti-da uni. Shoshmay tur. Bunga 30 tonna oldim, bu kimni vazifasi buni bir bilib olaylik degan narsani qo'yishga majbur bo'lyapti. Sen chiqib uyni bekor o'tiribdi deydi, domla deydi, bekor o'tiribdi, pul topmayapti. Mana shunaqa holat. Ikkinchisi, ba'zilar esa o'zga yurtlarga ketib, uzoq vaqt qaramog'idagilarni nafaqasi tashlab qo'ymoqda. Kechagina bir ko'rsatuv bo'ldi, men ba'zi joylarni ilg'ab oldim televizorda. O'sha xorijga ketganlar, borib yurganlar biladi, mahalladan ketgan tanishlarni ham biladi. Bu yoqqa bir har zamonda bitta 50 ta o'rtasida haligi odamni rasmi bor. 50 so'mni jo'natib qo'yib, har zamonda u yoqda bir yana bitta bir qoshing ichgan topib olib, uni uyiga kirib olib, issiq suv chiroyli joyda hayotni yo'lga qo'yib olganlar bor ekan. Shularni aytib kelyapti kelganlar. U palanch yo'q 3 aydan beri. Xat xabar yo'q. Desa $50 dan kelib turibdi.
Ha uyardı o akem o asana can tapo. Bir yerde başarı kop, başka kop. Majnun holatlar bor ekan. Ko'payib borayotgan ekan. Xorijga ishga borib, oson joyini topib olib, va hokazo va hokazo. Endi yana o'zimizda bundan boshqa muammolar ham ko'p, har mavridi kelib qolar. Yana ba'zi bir erkaklar kun bo'yi ko'chada yurib-yurib, ahli ayol farzandlarining oldiga kelganda kechqurun. O'z kechgacha ko'chada yurib, yana kechqurun uyga bola chaqasini oldiga kelganda telefondan başını ko'tarmaydi da. Bugün ko'p odamni kasal. Dasturxonda ham telefon. Birinchi gapirib tursam, ha, gapiru. Qo'lda telefon. Bola birinchi boshimni artmagan telefon. Dardini aytsa bor, o'yinga ayt. Shunga aytib, joni ko'pini. Yana telefon, ertab chiqib ketyapman telefon, yana kechga. Kechgacha shu ahvol. Bu bola chaqaga mehr ko'z bilan, so'z bilan qalb bilan berilmasa ertaga telefon tushib qolib ketadi shular. Xudo saqlasin, ertaga bolachaqa ham katta bo'lib, hayotda yo'lini topib, omadini topib ketganda, keyin bu kishi telefon bilan qolib ketishini ham o'ylash kerak. Keyin u keyin ana u telefonni ham ko'tarmaydi u bola keyin. Mana shu tomonni o'ylab qo'yish kerak. Bir qilmish qilayotganda. Ba'zi bir odamlar ayollar shunday deyotganlar bor ekan. Seni umringni oxirigacha taloqingni bermay arosatda qoldirib qiynayman. Javobini ham bermaydi. Tuzukroq muomala ham qilmaydi. Bir molday o'sha o'tiribdi-da. Molday bog'lab o'tiribdi. Yo javob bermaydi, yo odamga o'xshab chiroyli muomala qilmaydi. U bechora ayol uni izmida zulm ko'rib yashab ya mana shu umringni oxirigacha ezib qiynab mashaqqa o'taman deyotganlar bor ekan. U bekorga kelib chiqmayapti bu mavzular. Mana televideniyaga chiqib agar ko'rsatuvlarni ko'rsangiz, nima voqea hozir? Biz musulmon bo'lib turib, o'zbek bo'lib turib, shu holatdagi muammolar ko'payib ketayotgani odam tashvishga soladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuhu. Muhtaram ahli islom, hurmatli jamoamiz, yaratganga hamdu sano shukronalar bo'lsinki, Ramazon sharifni rahmat kechalaridan yana birida Allohning go'zal baytlaridan birida Sarvar olam sallallohu alayhi va sallamni shafoatlariga nasibador bo'lish ilinjida taroveh namoziga va unda bo'layotgan xatmi Qur'on ziyofatiga jam bo'ldik. Alloh taborak va taolo bugungacha va bundan keyin qiladigan ibodatlarimizni dargohi oliyda qabul aylasin. Parvardigor barchalarimizni umid ixlos ila tutayotgan ro'zalarimiz va qiyomul layl bu kechasidagi qoyim bo'lib qilayotgan ibodatlarimizni bekamukus dargohi oliyda qabul aylasin. Bu shunday fayzli kunlarki Hazrati Ali karramallohu vajha aytgan ekanlar. Agar sajda qilayotgan mu'min u sajdada turgan paytida qanchalik rahmatga cho'mayotganini bilganida edi, sajdadan bosh ko'tarmas edi degan ekanlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mashhur hadislari kim Ramazonda nima bor ekanini bilganda edi, yil 12 oy roza bo'lsa qani edi deb orzu qilardi. Mana demak Ramazon qanchalik savobga ega bo'lishimizga, sajda esa agar mu'min sajdada qanchalik rahmat yog'layotganini bilsa boshini ko'tarmagan bo'lardi. Biz to'g'risini aytish kerak, zo'rg'a 3 marta tasbihni aytib qoyim bo'lishga harakat qilamiz u aslida fayz sajdada ekan. Allohga eng yaqin bo'ladigan maqom ham mu'min uchun sajda. Shuning uchun namoz mu'minning merojidir deb
aytilgan so'z bekorga emas ekan. Azizlar, Salmon al-Farsi roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytdilarki, kimda kim bu oyda bir nafil amalni ado etsa, go'yoki boshqa paytdagi bir farz amalni ado etgan bo'ladi. Kim bir farzni ado etgan bo'lsa, boshqa paytdagi 70 ta farzni bajarganga teng savobga ega bo'ladi, dedilar. Shunga binoan Ramazon oyida yana bir farz amali ado etiladi. Bu zakot moliyaviy ibodati hisoblanadi. Qur'on Karimda 30 joyda Alloh taolo zakot so'zini zikr qilgan. 30 joyda zakotni farz ekanligi haqidagi oyatlar bor. Shundan 27 tasida Astaizu billah va aqimus sala va atuz zaka va atiur rasul la'allakum turhamun. Namozni qoyim qiling, zakotni ado eting, payg'ambarga itoat qiling, shoyatki rahim qilinsangiz. Namoz bilan zakot ikkovi 27 o'rinda birga kelgan. Mana bu zakotning nechog'lik namozga bog'liq ekanligiga ishora azizlar. Zakot so'zini ma'nosi o'smoq, poklamoq degan ma'noni beradi. Shariatdachi nima qanday o'sadi? Qanday poklaydi? Payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadis shariflarida hassinu amvalakum bizakot. Mol dunyolaringizni zakot berish bilan himoya qilinglar. Qo'rg'on qilinglar deb marhamat qilganlar. Zakot o'suvchi moldan beriladi, bilasiz, yil davomida saqlangan, o'suvchi bo'lgan, foyda keltirgan, qiymatini yo'qotmagan mol-mulkdan beriladi. 3 xil narsa bu: tillo, kumush, chorva mollari va dehqonchilik mahsulotlari. Keling, bugungi suhbatimizda shundan uchalasidan bittasi, ya'ni tilloyu kumushni nisobi haqida ikki og'iz so'z. Chunki mo'min musulmonlarimiz alhamdulillah bu kunlarda zakotlarni hisob-kitobini boshlab yuborishdi va buni men siz azizlarga yetkazishimdan sabab O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan bu yilgi zakotning nisobi ham e'lon qilindi. Shunga binoan zakot haqida ko'pchilikda tasavvur boshqacha. Zakot boylarni molini poklaydi. Sharai istilohda uning ma'nosi nima desa, maxsus moldan maxsus juzni olib Allohning rizoligi uchun maxsus odamga mulk qilib berish qoidasi mana shu. Demak, maxsus mol, maxsus juz, maxsus odam, maxsus niyat va uni mulk qilib berish. Maxsus mol deb nima aytadi? Nisobga yetgan molni aytiladi. Bir odamning yil davomida, demak, hojati asliya ishlatib turgan ro'zg'oridan tashqari alohida bir mulkka ega bo'lsa, u mulkning qiymati 85 gram tilla bo'ladi. Demak, bu yil o'rtacha bozordagi tillaning 1 gramini 188235 so'm deb olishibdi ulamolar hay'ati va buning 85 grami 16 million so'mga teng. Demak, kimning ishlatib ro'zg'orida ishlatib turgandan oshiqcha 16 million so'm mablag'ga ega bo'lgan inson yil davomida saqlangan. Ana shuni endi boy badavlat hisoblanadi va zakotini berish kerak. Mana maxsus mol o'sha 85 gram tillaning qiymati sizda bor, faraz qiling. Endi kecha bir hafta oldim, bir oy oldim qo'lingizda 16 million pul paydo bo'lib qolgan bo'lsa, zakot farz bo'lmaydi. U ma'lum bir muddat saqlangan va o'suvchi bo'lgan. Tijoratingiz bor,
Koşumca daromad bor, kep qo'shiladi, ishlatiladi, qo'shiladi, ishlatiladi. O'sha qiymat saqlanib kelayotgan bo'lsa, o'shanday moldan beriladi. Maxsus mol ana shu. Endi maxsus juz degani buning 40 dan bir qismi. 40 dan bir qismi 16 milliondan 400 ming bo'ladi. Musulmonlar idorasi fatvo hay'atini qaroriga binoan 16 milliondan 400 ming so'm endi zakotga ajratilishi kerak. Uyog'i har 16'dan 400 qo'shilaveradi bu yoqqa. Endi maxsus odam uni topish kerak. U kim? Alloh taolo Qur'onda o'zi 8 xil toifani bayon qilib qo'ygan. Ular faqirlar, miskinlar, qarzdorlar, yonida mablag'i bo'lmasdan ko'chada qolgan musofirlar, Alloh yo'lidagi kishilar. Hop, endi ikkitasi olib tashlangan bundan qullar bilan demak muallafa-i qulub deyiladi. Dinlari islomga oshno qilinuvchi kofirlarga ham bersa bo'ladi. Dastlab islomning davrida, dastlabki davrlarda shunday edi. Shu zakotdan bersak, haligi pulga, molga qiziqib musulmonlar shunaqa oqibatli, shafqatli deb musulmon bo'lib qolishi mumkin edi. Hazrat Umar davrlarida bu ikkala toifa chiqarildi, qolganlari qoldi. Demak siz zakot ado qiladigan inson o'sha faqirni, miskinni, qarzdorni, kam ta'minlanganni, talabani yoki bir hech narsasiz qolib ketgan bir musofirni topib o'shanga Allohning rizoligi uchun degan joyi bor. Bu zakot ibodat. Men mana shu ibodatni ado etyapman deb mulk qilib berishdir o'ziga. Xohlasa u olib kiyim qiladi, ovqat yeydi, xohlasa qarzini qutuladi, xohlasa ro'zg'orga ishlatadi, ixtiyor uniki. Siz mulk qilib berdingiz. Mana shu qoidani yaxshilab o'zlashtirgan mo'min katta bilimga ega bo'ladi. Demak, molini hisobga yetgan odam boy badavlat, undan 40 dan bir juzi mana bildingiz. Maxsus odam faqir, miskin, boshqa uni ham endi Allohning rizoligi uchun deganda bu ibodat ekanligi va mulk qilib berish degani, demak buni bitta odamga mulk qilib berilar ekan. Uni jamoa bo'lib ishlatish mumkin emas. Jamoat joyiga zakotni ishlatib bo'lmaydi. Masjid, yo'l, birorta bir elektr tarmog'i o'tkazish, ariq qazib suv chiqarish, ko'prik qurilishi, bunga o'xshagan masjidga ham ishlatilmaydi. Zakot mablag'i u fuqaroning, faqirning shaxsan mulk qilib beriladigan, demak, nasibasi hisoblanadi. Ana endi o'sha faqirni topdik. O'sha faqirni topganda qarindosh yoki begonalik darajasi ham bor. Buni osonroq tushunish uchun ilgari bir qoida aytganman, bir esga olasiz. Zakotni olgan odam, bergan odam, beradigan odam qo'liga oladi-da o'sha faqirni topdi. Endi qarindoshlik darajasi ham bir qaraydi. Tepaga berib bo'lmaydi. Pastga berib bo'lmaydi. Ikkita yonga bersa bo'ladi. Qoida mana shu. Shuni bilsak yana bir ilmga ega bo'lamiz. Men uchun tepa meni ota-onam. Ota-onamning ota-onasi. Ular muhtoj bo'lsa men siz boqishingiz kerak. Ularga zakot deb berib bo'lmaydi. Men uchun past u meni farzandlarim. Nabiralarim, ulardan tarqaganlar hayot bo'lsa, agar katta yoshdagi inson bo'lsa, nayora bo'ladi, evara bo'ladi, chevara bo'ladi, bularga ham berolmaydi. Nega? Farzand muhtoj bo'lsa, ota-ona sal qo'llab turish kerak, nafaqa berib turish kerak. Gap shu yerda. Ikkita yonga bersa bo'ladi deganim, faraz qiling bir tomon ota-ona qarindoshlar, xolalar, tog'alar, amakilar, xolavachchalar, tog'avachchalar va hokazo. Ikkinchi tomonda xolis qarindosh bo'lmagan faqir miskin mu'min musulmonlar turadi. Mana shu. Mana shu qoidaga binoan katta bilimga ega bo'lish mumkin. Tepaga pastga berib bo'lmaydi, ikkita yonga bersa bo'ladi degan bitta qoida. Endi ikkovga ham bir odob. Zakot beruvchi odam molini oladi, istab yurib, izlab yurib faqirni topadi. Eshigini taqillatadi. Birinchi odob shuki muomala qiladi.
Salam alıkçı cahaya koyadı. Hala hol soruydu. Birader, siz beni Allah'ın aldı da bir farzımla ada yetişke sababçı olup durursunuz da. Kula verip durursunuz geyim ben geyim. Beni bir farzını ada yetişimge siz sababçı olup durursunuz. Siz bulmasanız ben bir de farzı bacaralmaz edin. Uyan hayran boladı. Ne geldi iyi? Kim de kim zakatını kimge niyet kılıp birse o şu adam yana giyil zakat birerken boy bulup giderken şu sizi niyet kılıp geldim. Şunu alın iltimas deydi. Ana onu fakir keyin kursan bulup oladı da dua kıladı hakkınızga. Ha? Şimdi kimge zakat gerek olsa kesin bana meniki de var. Değil. Bu kembeğal diye gururu var. Onun hem namus ariyeti var. Pişiriye değil zakatın. Doğru mu? Eğer haligi muamela bulan borsanız, birader sizi niyet kıp geldim. Bana şu kaidesi şuna kıyken, sizin niyet kıldım, yana gel sizden zakat birerken boy bulup gitse, bu halese. Birgeleşip tarikatamız. Dip kümlünü kurtarıp fakirge birin, uğursam olup bağırdılı yayılıp, oladı, hakkınızda dua kıladı, Allah'ın altında siz bir farzını ada etken bularız. Eğer fakirler bulmasa, biz kendi ada etemiz zakat, ibadetini. Ama bunun içtimai bir de faydası, cemiyette fakirler bilen boylar ortasında muhabbet payda bulan, hürmet payda bulan. Bir adamını abdan postegine kalkıp yamanlap dursa, zakatlı bir yürüyen adam. Ogan adam şunların içinde bulsa, sağ tıllarına karab yapırıyorlar, bu adam zakatlarını birerdi. Kançı adamı kollap kuvvetliydi, bilip bilmeye hamlesi demeyiler. Müslümanın şanı himaya buladı. Neticede mihir akıbet müstahkemlenir. Zakattan kozlanan maksat hem mene şu. Ayollarımızı özlerge tekişli bulgen, bitti özlerge tekişli bulgen, 85 gramlik takınçakları buladığın bulsa, o boy Müslüman hesaplanadı ve ondan 40'dan bir hesaplayıp 85 gramını pulunu çıkarıp halbuki 400 bin son zakatını verip koyadı. Her aşığı yine uşa, miktar koşulu uğradı. Bütün ailenin ki bitti hesaplanmıyordu. Bitti ayolda uzunlu takınçakları hesaplanadı. O kızdaki, kelindeki hem aslında yığılıp 85 gramı doldurmaydı. Bu hem aslında uzunlu mülkü hesaplanadı. Bunu hem apalarımızda demek yetkazıp düşündürüp koyuşumuz gerek. Şimdi son söz manada zakatını birişten maksat ne mi? Zakatını birişten maksat bu boylarını malı paklansın fakat halas şu degenemez. Doğru. Zakatı verilirse mal paklanır. Kimin ki nisabki yetken malı bulsa nisabki yetişiminin bir de fakirde hakkı koşuladı. Paras kılın da. Eğer şu hakkını çıkarıp alıp fakirge vermese, o bronin hakkını malıge koşup durgen adam da bağlanır. Ta onu çıkarıp vermek önce, kişinin malını özünü malıge aralaştırıp durgen, napak mal egesine eğlenip kaladı o şu adam. Özü tapken. Lekin Allah Teala Kur'an'da وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ de koygen. Şunday kişiler var ki Allah onlara mal mülk veriyen o şey mal mülkte lissail ve mahrum mal mülkte mahrum bugün hem de sail kişiler için hak acırat buydu Allah Teala. O onun hakkı. Eğer şunu vermese malıge napak aralaşken için mal napak kopturu uğradı. Kutucu uğradı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkenler ki kimnin ki malıge zakat aralaşsa onu halak kımayı koymaydı de merhamet kıyarlar. Çünkü için zakatını kursan bulup, razı bulup fakirin varlığı şükür kılıp acıratıp apçıkı veriş gerek. Şimdi bu fakat yine boylarını malını paklaş için farz kılıngenmez. İkinci tamamı da fakirlerine kollap kuvvetli avhan var. İslam içtimai teminat degen masalarını 14 asır aldın halkı koygen. Demek mal mülkten alıp fakirlerge versek
boydan alıp fakirlerge versek cemiyette sal tenginlik payda buladı. Ha? Tenginlik buladı, içtimai tamirat uz-uzdan hal buladı. Uz-uzdan. Eğer zakatını biz hayatta mutlak amalga kiritip olsak. Lekin közlengen maksat fakat kambagallarını yam kollab kuatlaş yine yemez. Ama onda asasi maksat ne mi? Zakattan közlengen asasi maksat İnsan degen zatının mal mülkten üstün ekenliğini engleş ve engletiş. Boy adam özü üstün boladı, boy sıfatı da. Mal onun kolu da asir boladı. Asırını çıkarıp tegirişi cöyge verirdi. Lekin eğer bunu aksi olsa, insan malının asiri olsa, o şey malını bir almayı, birmeyi korulab ya da uğradı. Özü asır bu boladı. İslam zakatını farz kılıçtan közlengen hikmet, insan şahsı maldan kura üstün bosun. Yani boy, kolu dağını asır bilip birsin, fakirini izlep barıp, onu varlığına şükür kılıp birsin. Uyuyen kadri tıklanadı. Ve bunu minnet kılmasın. Şimdi zakat oranına düşerdi, cemiyette ulu bereke buladı. Eğer mutlak yolga koyulsa, memlekette zakat aladığın adam kamayı kaladı. Şu derecede zakatının ahamiyeti katta. Abu Hanife rahmetullahi aleyhiden bir adam gelip, taksir, biz zakatımı hesabla verin. Zakatımı verip koyar, o da kip kaptı. Şunda Abu Hanife rahmetullahi aleyh ettiler ki, hop, senge sahili zakatını hesabla vereyim mi, bakıldı zakatını hesabla vereyim mi dediler. İyi, bu sahili zakatı kaysa, bakıldı zakatı kaysa. Eğer malın 40 hesabı olsa, 40'tan birini acıratıp versen, bakıldı zakatı şu. Sahili ki kanak oladı. 40 hesa malın olsa, bittesini yapalım, 39'unu bir versen, bu sahili zakatı oladı. Kaysasını hesabla vereyim. Biz hamamız bakıldı zakatını bir tutsak hem kula hayır versin de. Anca zeyge varıp olamız. Eğer bakıldın zakatını versek hem anca zeyge varıp olamız. Cemiyette kop adamlar kursan bu koladı. Yine bir neyse zakatını bölüp bölüp verip bir üç gün kazanın kaynasın deydiğin neresemez. Zakatını toplap toplap iki üç kişinin bir takılıp bir fakirge verirlerdi. Bir nisapça veriş mümkün. Maksat onu 3-4 gün karnını doyuruz yemez. Maksat onu boy kılış. Demek eğer toplap toplap menden 800 bin, ukuşundan 800 bin, yana bittasından 1 milyon 200 yığıp yığıp 16 milyonu ap çıkıp versek uyan boy bulat da. Uyan misafka yetken malikası olup olan. Görüyor musun mu? Demek ana şu, bana şu orunda demek zakatını bir işte maksat birovga balık pişirip 3-4 gün yegin bana pişken balığını deyiş bilen onga karmak satıp verip yol yorugunu örgütüp hayatta yolga sap koysanız o tırıkçılığını bardağın kıp gider. Maksat ana şu. Balık pişir vericemez. Balık tutuş için karmak ve onun ilmini bilişke şarait yaratıp versek demek cemiyette boylar kopayalı. Ve bu ay ana şu bir farzını ada edip 70 de farzın sevabıya ege bulunadigan ay. Allah Teala'dan dua kılıp sorayımız hemmemizge ana şunday makamlar nasip etsin. Bu da halasa gelecek sohbetlerimizde çarvanıkın Allah'ı da dehkançılıkının Allah'ı da ve ticaret mallarının Allah'ı da zakatını nasip olsa yetkazıp veririz. Parvardigar, ulu saatlerde ibadetlerimizi kabul eyle. Sahvi hatalarını uzun afu et. Müminlerge gayret ver. Müminlerge şicaat ver. Müminlerge amet ver. Müminlerge devlet ver. Müminler kança kudretli olsalar İslam şu çerevnah topadı. Aramızda muhtaçlar kem buladı. Aramızda mihir akıbat müstahkem buladı. Ana şunday makamını Allah hammamızga nasibu müyesser eyle bir rahmetike ya Rahman. Bir kahin
bugün okuyup buyamaydım. Şu köpünce bunaka palmınlar köp muhalecasını canlılar bile kılardı. Bir de koyu yapkeseniz bir kan çıkaramız. Bir de tavuk yapkeseniz bir kan çıkar varamız. Şu tavuk kutkızı varamadı. Bu becara tavuğunu ayıp var elde. Sizi derdinizi tavuğuna koydu başı kutkızı varamadı. Bunu karayın. Şimdi şunaka palmınlardan bir tanesi yeşilini kozdu. Çünkü onge horaz yapke, bunge tavuk yapke deyip oturarken de şunu tuttu şakır hizmetçilerden bağırırken. Şunu kolga düşürgen adam eti yaptı. Yazı yaptı. Şu eşikten halki kütü alıp şakırt dedi. Koy yapkıken olsa koy konağa kırgızıp hani yürüyün. Taksit aldı gözüme var ama. Dip apkırıp eşikten salam vermesinden durup ha siz bir kara koy niyet koyup kip sizde. Kabul kısın. Dese hangi mey? Bu köçede molhanaga çürüp geldi. Kattin göre yaptı bunu, kormasından durup beni kara koyu akıyken korup koyu. Yine bir tas gelip, appa koraz apkese, ha gelin, derdinizge şu bir yol tapaydı, bir appa koraz apkep siz de, dese halgı adam hayrattan yok uçak diye. Şimdi halı moşadan çürüp bu yanındaki şakır gebergeneyem yok. Bu kattin göre yaptı bu. Tamam avliyaga çıkarıp oldu. Adam var ona. Yani sekiyim bunu keşf kılışıptı. Üçte dörtte şakırt eken, bittasını atıp takır eken, bittasını ki zayir eken, bittasını ki kabul eken, bittasını ki uyu eken. Kara koyu kese takır kırar eken. Ak koras kırsa zayir kırar eken. Yani başka nasıl kese kabul kırar eken. Uşenge karab bu zirek şedda etse halki tepe uzun taşa vurur eken de. Vay bu avliya yeken. Hala apkırmasın lan bunun durup durdu ya. Sırın adı koyat da tamam. Barın taşı var abi. Hani anı verir. Üyünü satı vergenler var. Şenasını üyünü satı babar vergenler var. Allah'ın 99 ismi sıfatı var mı? Kadir, Azim mesela, ha? Malik ismi var. Rahman, Rahim, Sattar, Gaffar, Hakim, Macid. Ana şu her bitti isminin yüz metreden idi, orayın. Bana ruhi terbiyede hulklanış baskıcı var. Ana şu hulklanış baskıcı da bende nümege ihtiyacı düşse şu manadaki Allah'ın isim sıfatını zikir kısa nasibasını alardı degenler. Kim gelir misal için bu zeki kiti yaptı? İmtihan kiti yaptı bir yigit. Ya sağol cevap kiti yaptı, sohbet ke, işke kirişke. Neme gerek onge? Danışmanlık gerek. Doğru mu? Savallarga purra cevap veririz gerek. Onge hikmet gerek. Onge ilim gerek. Bu yerde biz Allah'ın hakim ismine zarımız. Yani şu hakim sıfatındaki uluşge zorimiz. Şunun için kedi yaratken oradan tasbihat ya ki kolumla, ya ki kalbide ya hakim, ya hakim, ya hakim de yüz madde itibarısın Allah şunu tilige hikmet verir. Bana mesela ya ki bilmiyorsan başıda az gene kimdendir karzın yazı var şu kutulup yüzü yarık buluş gerek başıda şunda halat var Allah Teala kelamıda özünün malikel mülk sıfatı var ya malik ya malik ey mülk egesi degen namı var onu yüz metreden zikir kılıp bir adat kıvalıp belki karzlardan halas bulup Allah'ın ibadetini hatırcan kılış mümkün yani şunda yolları var kimdir kim misal için başka ayetelik Allah'ın afu sıfatı var. Kimdendir uzur soruş gerek. Ya ki kimdendir keçiriş gerek. Keçir almayaptı. Ya ki keçirim sorulmayaptı. Allah'ın ya azizu ya gafur ismini koprağı zikir kısın. Ya afu ismini koprağı zikir kısın. Ey Allah meni mağfirat kıyın. Ve min ayetelik kimdendir keçir almayatken olsa Allah onun kalbini salim koyar. Ya kimdendir uzur soruş gerek olsa uzur sorarsa o şu alanı keçirip çıkıp koyar. Allah'ın her bitti isim sıfatıdaki halatke bende muhtaç. Ana şunu fakat bilmeyemiz halas. Şunu bilsek bizde müşkülat kalmaydı. Nege? O zikir.
O Allah'ını esnaş, onu esnaş tüfeğiyle insanın berçe müşkülleri inşallah asan bulan. Zikir ikil bulan. İkil bulan da yanımız zikir til bilen buladı, dil bilen buladı. Kaldem gitadı zikir, tildem buladı zikir. İki onayar makamı var, iki onayar uzunu oranı var, iki onayar lazımlığı var. Gerek cahide til bilen zikir kılamız Allah'ını. Gerek cahide mahfi zikir kılamız. İki odayam acir ve savab var. Şimdi zikirinin faydası samaralar ne kadar görünüyor? Onun faydası bir hesap. Adli bir şeyh hazretleri uzlarını bitir kitaplarını, şu ruhi terbiye asarlarını, 53'ten artık katta faydalarını kursatı vergenler. Vahak azadıp koygenler yine. Abi bu ne kadar faydası? Kup. Zikir şeytanlı kuvadı. Savalaydı şeytanlı. Eğer siz Subhanallah, Elhamdülillah zikir etseniz şeytanını kuvadı savalaydı ana şu zikir. Şeytan sizden uzak buladı. Zikir Allah Teala'nı razı kıladı. Gam anduhlarını ketkezadı. Şadlik ve sürur gelişiki zikir sebepçi buladı. Zikir kalbinin beden kuvvet buladı. İnsanın kalbine, bedenine kuvvet buladı. Zikir insanın kalbini, yüzünü münevver kıladı. Zikir rızkını celp kıladı. Bendeki rızk gelişiye zikirinin sebebi var. O tüfeğiyle kalp trik bulardı. Meşayihler etmişler ki zikirini kılıcı ve zikirini kılmaydıgen yani Allah'ını esleydigen ve eslemeydigen adamın ne farkı var dese ölüm ile trikli ne farkı var diyece. Ölüm ile trik ne farkı var? Bilmemiz sanmamız. Allah'ını esleyici kalp bilen İslamiyetin kalbin farkı şuna ki insan özü tirik bosa yu kalbi ölük bosa Allah saklasın ölekseden ne mi çıkardı? Fakat sessiz hiç çıkardı azizler. İnsanın kalbi tirik bosa o cesat ham tirik. Zikirini adabları var. Kendi indiseniz birinciden Allah Teala'nın zikir için Allah Teala'dan zikir için yardım soruş gerek. Hudadan dua kılıp sorayım. Ey Allah, ben seni kop zikir kılıcı benden bulayım. Beni unutmayın, ben hem seni unutmayayım. Deyip Hudadan yardım sorarız gerek. Şu zikirge darvaza açıyoruz gerek. İkincisi, zikir kılıcı insan taharatlı oluş gerek. Bu kabullikke yakın. Üçüncünün faziletli makamlarını ihtiyar kılış gerek. Faziletli makam degeni kanakanı kudretli etkenler bana hazır mı? Arafat'ta, Muzdalifa'da, Mekke'de, Medine'de, Ravza'da, Mescid'de ve ulular huzurunda ana şu makamını tanlaş gerek. Zikir yanada abzal bulan. Mescid olsun, üyünüzde pakize cay, cay namaz mesela. Bu düşündey. Ana navbettekisi faziletli zamanlarını ihtiyar kılış gerek. En faizli zaman Allah'ını kubesler için ulamalar etmişler ki kitablarda bondat namazı okulgenden ki ta kıyas çıkın geçe Allah'ın zikri için en makbul vakt o şeyken şu namazı okuyup şuna kadar galip girerdi bir uyku degeni var şimdi iki ecidi altta paylap duradı yu ana şu bondatın ki kıyas çıkınca şu zikirde bardağın boğan adam hemen yakışırlarını yiyeceğiz zikir için afzal kulay vakt ana şu iken. Ama yani şimdi adablardan bittesi de salih amellerden kiin zikir kılış. Bir yaş işini kılıp namazda arkasından mesela ya ki bir sadaka kıldık, bir hayır kıldık, zakat verdik ve hakaza. Şimdi yaş amellerin arkasından ya ki nakulay halatlarda zikirini toktatış gerek bir yanıtta adam. Nakulay halat degen ne demek yani? Bu nakulay halat çünkü haloga kirganda, hojatxonaga kirganda, keyin jumani xutbasi o'qilayotgan paytda va jinsiy oilaviy munosabat paytida, demak buni to'xtatib turiladi. Va zikir qiblaga qarab qilinadi. Iloji boricha o'tirib, subhanallohni sanaydigan odam, alhamdulillohni sanaydigan odam haqida ketyapti gap. Rag'bat, xushu, huzu, tadabbur bilan fikrini jamlab gözünü yumup hayalden ötküzüp zikir kıladı, kalbini musaffa kıladı.
holat ana shu va zikrni xoli qolib qilishga harakat qiladi. Yolg'iz, chunki yolg'iz zikr qilganda insonning fikri jam bo'ladi, xotiri jam bo'ladi va eng asosiysi mana shu zikrlar sharofatiyla bandaga Alloh qalb xotirjamligini ato qiladi. Kunlardan bir kun avval o'tgan ummatlarda 3 kishi safarga chiqadi. 3ta do'st hamroh safarga chiqib, boshpana sifatida bir g'orga kirishadi. Yo'lda ketayotib bir g'or, shu yerda bir kecha tunaylik deb g'orga kiradilar. Qarangki, g'orning eshigi tog'dan tushgan katta tosh bilan bekilib qoladi. Tepadan bir tosh dumalab g'orning og'zini bekitib qo'ydi. Shunda ular chiqolmay qolishdi. Axir nima qilarim bilmay, kuchlari yetmaydi toshni surishga. Ular aytdilarki, bu toshdan bizni Alloh taologa xolis qilgan amallarimiz bilan duo qilish qutqaradi xolos. Allohni o'zi qutqarmasa, yetdim biz chiqolmaymiz. Kelinglar. Kim hayotida bir xolis Alloh uchun bir yaxshi bir ish qilgan bo'lsa, shuni vasina qilib Allohdan so'raylik, o'zi yo'l bersa ajabmas. Deyishdi, shu fikrga kelishdi va bitalari aytdi. Ey Alloh, mening qari ota-onam bor edi. Bola chaqamdan ham moli dunyomdan ham hammasidan avval shu ota-onamni roziligini istar edim. Qo'y, echkilarimiz sog'ib bola chaqamdan, moli dunyo hammasidan avval shu ota-onamni taomlantirar edim. Echki sog'ib sut berardim. Kunlardan bir kuni nimanidir izlab ketib qolman, uzoqqa qaytib kelsam, ota-onam uxlab qoptilar. Men qo'limdagi idishga sut sog'ib kelib, ota-onamdan oldin bola chaqamga ham bermadim. Mollarimni ham ovqatlantirmadim. Huzuriga kelib uxlayotgan ota-onamning yonida kosadagi sut bilan ularni uyg'onishini kutdim. Ertalabgacha. Ertalab tongda ular uyg'ondilar. Ana shu idishdagi sutni ichdilar, duo qildilar. Mana shu mening qilgan ishim ixlos bilan, ey Parvardigor, sen uchun qildim, seni rizoliging uchun ota-onamga shunchalik ehtirom ko'rsatdim. Agar shu amalim seni huzuringda qabul bo'lgan bo'lsa, Alloh bizga najot ber deb duo qildi. Allohning amri ila shu onda tosh biroz siljidi, lekin odam sig'adigan emas. Shunda ikkinchilari so'z boshladi. Shu meni bir amakimni bir qizi bo'lardi. Nihoyatda chiroyli. Ko'nglim unga moyil bo'ldi. Shuni nafsimni shu bilan qondirishni juda xohladim. Xohlardim. Lekin imkon topolmas edim. Kunlardan bir payt ocharchilik bo'ldi. Shu amakimni qizi menga yordam so'rab, qarz so'rab keldi. Men unga 120 dinar berdim qarzga. 120 dinar bugun kunga 510 gram tillaga teng bo'ladi. Yarim kilo tilla. Shuni berdim. Haligi muhtoj bo'lgan amakimning qiziga. Faqat buning evaziga shu men bilan bir on zino qilsang bo'ldi degan shartni qo'ydim. Qiz majburlikdan rozi bo'ldi dedi. Murodimga yetay deganda qiz, ey amakimning o'g'li, men senga halol emasman.
muhurunu hakkı bilen atsan yakşı bulardı. Dedi. Muhurunu hakkı bilen. Degeni hakkın var işke kadem koyup. Nikah olsa başka gap edi. Dip kaldı. Şart da men şu joyda tohtap. Ornumdan turup. Ve halen ki men için en suyukli ayol şu olsa ham. Şu yolumdan kayttım. Bergen pulumniyam olmadım. Ey parvardigor. Eğer bana şu işini ihlas bilen sen için kılgen idim, dergahinde şu amalım kabul olgen olsa, gordan bizge necat ver, deyip dua kıldı. Allah'ın izniyle taş yine az yine sildi. Lakin adam sıkadigen derecede yemez. Şunda üçüncüsü gel başladı. Bir kança merdikarlarını üyümde işlettim. Onları mihnat kıldı. Hammasini iş hakkını verdim. Bittesi, ustalardan bittesi hakkını almayı ketip kaldı. Ketip kaldı. Onun hakkı bende kaldı. Bir yıl şu iş hakkını kopaydırdım. Onun. Bir kança mal mülk payda oldu. Uşanın kaldırgan hakkıdan. Ticaret kılıp, eğlendirip. Günlerden bir gün uşa mardikar gelip hakkını soradı. Ben ab çıkıp onge. Mana shu yerda turgan qo'y qo'zilar, echkilar, tuyalar, yilqilar hammasi seni haqqing olib ketdi dedim. Shunda u meni masxara qilma. Men senikida ishlaganman, ozgina haqqim bor, shuni ber dedi. Men unga aytdimki, sening qoldirgan haqqing Alloh baraka berib mana shuncha molga aylandi. Bu seni haqqing dedim. U hech narsa qoldirmay hammasini olib ketdi. Ey Alloh, shu ishni ixlos bilan sen uchun qilgan bo'lsam bizga najot ber deb duo qildi. Natijada tosh surildi, ular g'ordan sog'-salomat chiqib ketdilar. Insonni ixlos bilan samimiy qilgan amali, qiladigan amali mana shu balolardan saqlanishiga va boshqa kun kelib tashvish tushib qolganda undan omonda qolishga ham sabab bo'lar ekan. Bir odam salih bir Müslüman adam, ikinci bir özüge okşagen salih bir Müslüman insanga maslahat saldı. Birader, bir havlu olmak için ben, üy satı olmak için ben. Menge şunlu bir üy tabi vergin ki koştunları yakışı olsun. Gıybet kımaydıgen, haset kımaydıgen, mayli üy sattara olsun, üy addira olsun. Lekin koştunları gıybet kımaydıgen. Hasat qilmaydigan uy topib bergin deb qoldi. Shunda do'stlari do'stini qo'lidan yetaklab to'g'ri qabristonga olib keldi. Sen orzu qilgan uy va qo'shnilar shu yerda bor. Mana shu joyda g'ibat yo'q, mana shu joyda hasad yo'q, qolgan hamma joyda bor. Sabr qilasan degan ma'noda aytdi. Hasadgo yo'q joy o'zi bo'lganda, hali bal xalqimiz aytib yuradi-yu, yo'q odamda tarixchi deydi nazardi. Xuddi shunga o'xshab, o'sha hasad o'sha nazar. Yo'q odamda tarixchi degani ana shu hasad bo'ladi. Avvalo assalomu alaykum, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu hozir butun dunyo xalqlarini tashvishga solib turgan, jumladan yurtimizni ham mana chetlab o'tmagan bu illat hammamizni ham albatta tashvishga soldi. Lekin bu Allohning bir sinovi. Chunki Parvardigor olam Qur'oni Karimda Sura-i Baqarada shunday marhamat qiladi: "Astag'idu billah va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i va naqsin minal amvali wal anfusi was-samarot va bashiris sobirin." Ya'ni Alloh taolay aytadiki, insoniyatni xavfi xatar bilan, ochlik bilan,
canlarına, mallarına, ikin tikinlerine nüksan yubarışlık bilen imtihan kılurmen. Mana şu imtihanlardan muvaffakiyat bilen ötkenlerine, ey Habibim, kuş haber verin deyip merhamet kıyın. Demek mana şu başımızda turgan illat ham biz için Allah'dan gelgen bir havfu hatar, bir sınav. Endi bu sınav payıtı da mumin musulman. Umuman cemiyat kanday yol tutuş gerek. Bana siz ayeti vuttiğiniz Respublikamız mukayasada cüda kop işler amalga başarılı yaptı. Cümleden Toshkent vilayeti da ham. Bugün mana şu illat kırıp gelgen payıtta imam hatiplarımız. Vilayetimizde 224 nafar cami masjid var. Ve bu 400'ge yakın imam ve naiplarımız tamamıdan. Bunday payıtta mumin musulmanlar özünü kanday tutuş gerek. O umuman Allah'ın sınavını kanday kabul kılış gerek. Mana şular doğrusunda keng tashviqot, targ'ibot işlerini amalga oshirmoqdalar. Nainki ommaviy axborot vositalari, shuning uchun joylarda, savdo maskanlarida, mana shu imom xatiblarimiz mahalla oqsoqollari bilan birgalikda shu har bir o'rinda o'zlarini vazifalarini ado etmoqdalar. Mana shu Allohning sinovi kelgan paytda, demak mu'min musulmon o'zini qanday tutmog'i kerak. Mana shu haqida demak batafsil tushunchalarini beryaptilar. Dinimiz o'zi poklik uzra qurilgan. Ya'ni payg'ambar alayhissalom hadis shariflarda aytadilarki, "Buniyal islamu ala nazofa", ya'ni islom poklik ustiga qurilgan. Mana g'usl, tahorat, poklik har bir taomdan oldin qo'l yuvishlik, taomdan keyin qo'l yuvishlik va hokazo. Buning hammasini dinimiz 14 asrdan beri targ'ib qilib keladi. Bunga amal qilgan insonlar mana ham jismonan ham qalban pokiza bo'lishiga hech shubhamiz yo'q. Albatta bizi ulug' ajdodlarimiz mana islom diniga qanchalik hissa qo'shganligi ta'rifga so'z yo'q. Buni takrorlab o'tirishni ham hojati yo'q. Imom Tirmiziy bobomiz rahmatullohi alayhi o'zlarining sunan asarlarida bir hadis keltiradilar. Uqba ibn Omir roziyallohu anhu sahobiy payg'ambar alayhissalomning yonlarida o'tirgan edilar. Kunlardan bir kuni savol berdilar. Savol shundan iborat ediki, "Yo Rasululloh, najot nimada? Dünyayı ahirette necat nimede?" Sahabelerinin adetleri her daim dünyayı ahirette saadet tapış için, türlü hıl musibetlerden necat tapışlık için Peygamberimizden daim saval sorar ediler. Şu biz musibetke teşvişke yolu kalmayılık. Başar düşündüğü halat olsa necat yolunu bize korsatın. Peygamber aleyhisselam ettiler ki, "Ey Ukba, demek necat şunda kulak sal. Amsik aleyke lisanek. Birincisi tilingni tiy. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكْ Uyingni lazım tut. وَبْكِ عَلَى خَتِيَتِكْ Ve hatalarınca yığla dediler. Karayın. Mana şu hadisini aynen bugünkü künge kay derecede mas geliş. 14 asır aldın aytilgan hadis. Demek nacat yolu köçe koyda fitnelerden, balolardan, illetlerden, afetlerden, nakulay vaziyetlerden nacat topuşunun yolu şundaki birincisi tilingni tiy dediler. Mana insonga berilgan bir ne'mat til bo'lsa, uni o'z o'rinda ishlatabilish bu Xudoning bir marhamati, bandaga berilgan bir alohida bir qobiliyat. Ana bu hadisda aytilayotgani tilingni tiy. Mana shu illat, shu vabo yurtimizga kirib kelgan kunlarida odamlar shu tilni tiymaslik evaziga vahima, sarosima, tahlika, o'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan so'zlarni tarqatish natijasida bamisol yurtga vaboyimiz ocharchilik kirib kelganday bir holat yuzaga kelib qoldi-ku. Endi hadisi davomini qarang. Valiyasaka baytuk uyingni lozim tut. Xuddi boyagi aytilgan balolardan omonda bo'lishning eng demak asosiy manbai xonadoningni lozim tut. Mana bugun yurtboshimiz boshchiligida hamma mutasaddilar, ayniqsa tibbiyot ahli nima deyapti? Uyda qoling. Uyda bo'ling. Tashqarida ko'pchilik bilan muloqot qilishdan o'zingizni saqlang, omonda bo'lasiz, najot mana shunda. Deyaptılar'da, hadiske muvafıklığını karayın'da. Ana indi çok uyda kaldık. Üçüncüsü hadiste kelgani, "Vabki ala hatiyatik." Ey bende, uyunu lazım tutup hatalarına yığla. Mana şu nime öttü bizden? Koça koyda emin erken, mana şu dert illat kırık gelişten aldın, günümüz kan değildi. Ko'pchiligimiz to'g'risini aytish kerak, oyog'imiz yerdan uzilgan holat bo'ldi. Yurtboshimiz bir necha marta yig'ilishlarda aytdilar, hatto ma'naviy muhit shu darajaga qarab ketyaptiki, ertalab farzand uydan chiqayotgan paytda ota-onasidan duo ham olmay qo'ydi.
ota-onasini yonida dasturxon atrofida bir o'tirishni ham aytaylik shu vaqtini yetkazolmay qoldi. Yoki bir murg'ak go'daklarki jinoyatlarga jur'at qilayotgani biz qayerga qarab ketyapmiz degan masalani ko'p gapirdilar. Demak, biz ko'pgina qilgan xatolarimizdan xulosa chiqarib bugun uyda qolib, ana shu o'tgan joylarimizga tavba tazarru, istig'for bilan mana oilamizni ham qadriga yetib, payg'ambarimizning yana bir sunnatlarini qoyim qilib, ya'ni xonadon bekalarimizga yordam berib, uy ro'zg'or ishlarida farzandlarimizga ko'proq mehr berib, ularni tarbiyasi bilan, ularni darslari bilan ko'proq mashg'ul bo'lishni bugungi kunda demak biz amalga oshirishimiz kerak. Demak, hadis sharifdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, mana shu tilni tiymoqqa Sezonxon aka, mana shu inson tilini tiyib uyida o'tirib xatolarga yig'lash uchun insonga nima kerak? Insonga buyuk sabr kerak. Chunki doim ko'cha-ko'yda aralashib yurgan, tilini xohlagancha tasarruf etayotgan insonlar shu tilni tiyishi uchun uyida xotirjam o'tirishi uchun va qilmishlardan xulosa chiqarish uchun insonga sabru jamil kerak. Ya'ni sabr kerak. Har kuni ko'chaga chiqadigan odam endi uyida, demak ko'cha-ko'yda ulfatiga, oshnasiga nimadir deb yurgan inson endi oila davrasida tilini tiymog'i va saqlanib ma'lum bir kunlar ekan. Ana shu ma'lum bir kunlarni shu mutaxassislar qanday bizga tavsiya berayotgan bo'lsalar, shunday o'tkazib, sabr bilan tura olsak, bu balo tezguna boshimizdan tez kunlarda ariydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bundan oldin, mana hozir Sha'bon oyida turibmiz, muborak oy. Sha'bondan oldin Rajab oyi. Payg'ambar alayhissalomning odatlari sunnatda shu ediki, Rajab oyi kirsalar u kishi duo qilardilar. Allohumma barik lana fi Rajab va Sha'bon va ballighna Ramazon. Ey Parvardigor, bizga Rajab oyini, Sha'bonni barakotli qilgin va Ramazonga sog'-salomat yetkazgin beredilar. Demak, biz hozir Sha'bon oyi Ramazonga ostona. Biz hozirdan o'zimizni muborak Ramazon oyiga tayyorlab borishimiz kerak. Sababi 20 kun ham qolmadi. Demak, mana shu oydan o'zi qadim-qadimdan ustozlarimizning tavsiyalari, oyat hadislardan kelib chiqib, biz mana shu oyda o'zimizni, nafsimizni poklab, asrab, sabrga o'rgatib, erta-indin kiradigan Ramazonga har jihatdan tayyorgarlik ishlarini boshlanadigan oy. Baroat kechalari ham mana shu oyda turibdi. Ya'ni kechasi bedor bo'lib, Allohdan bir ko'pgina yaxshiliklarni so'raydigan kechalarimiz ham mana shu oyda. Chunki mana shu oyda shunday kechalarni bir kun, ikki kun bo'lsa ham bo'lishligi 30 kun demak Ramazon oyiga bo'lgan tayyorgarlik. Shuning uchun biz ham jismonan, ham nafsimizni, ham demak qalbimizni Ramazon-i Karimga demak tayyorlaydigan pallada turibmiz hozir. Qur'oni Karimdagi bir oyatga mana murojaat qilish mavridi bo'lib turibdi. Alloh taolo Shura surasida shunday marhamat qiladi. Astaizu billah. Fama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an katir. Alloh taolo aytadiki, sizlarni boshingizga nimaiki musibat yoki bir tanglik kelguday bo'lsa, bilingki o'z qo'llaringiz bilan qilgan qilmishingiz tufayli va yanayam va ya'fu an kathir, Alloh ko'pini kechirib turadi. Bizi mana shunday yer osmondan baraka eshiklari ochilgan bir paytda O'zbekistonda yurtda yashayotgan insonlarni noshukurchiligi ham mana shunday illatlar kelishiga bir sabab bo'lib qoladi-da. Mana shu narsani men ijtimoiy tarmoqda kuzatdim, haqiqatdan ko'rdim. Bitta narsa. Hadis sharifda al-muslimu ahul muslim la yazlimuhu va la yuslimu. Musulmon musulmonga birodar. Unga zulm ham qilmaydi, uni o'z holiga tashlab qo'ymaydi. Men siz aytgandagi holat. Bizi mo'min musulmonlarimiz o'zbekchilik, musulmonchilikka borib, atrofidagi bir qiynalgan insonga ozgina bo'lsa ham bir ko'nglini bir olay, xursand qilay, qozonib bir marta qaynasa bir savob bo'ladi degan maqsadda shu ishlarni amalga oshiryapti. Ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Endi bu opamiz yoki shu opamiz kabi insonlarni bu bizi mensimadi, bizi masxara qildi deb haligi bir kunlik emas, bir necha kunlik nasiba turibdi dedi. Uni yerga otishligi bu kufroni ne'mat bo'ladi. Buni yaxshi bilishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda la in shakartum la azidannakum. Ey banda, agar sen berganimga shukr qilsang, ziyoda qilaman degan. O'sha aytaylik bir parchani agar olib berganda shunga shukr qona qilgan insonga Alloh o'ylamagan tomondan yana ziyodalik beryapti. Yana hadisda kelgani. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, kimning boshpanasi bo'lsa,
ve bir kece kunduzga yeterli taamı bosa, unga dünyayı ahiret yaşlılığı birilipti dediler. Karın, demek insanın başpanası bosa, bugünkü yetedigen taamı bosa, ayında unga kap kap avar birse, Xudo biladi onu umri yetermikin ertangi kunga degan savol var. Şunun için bunday noshkurchiliklarni bir chetga yig'ishtirib, yaxshiligini miqdor bilan taroz bilan o'lchanmaydi. U ko'chada ketayotganingizda bitta toshni olib tashlasangiz ham odamlar oyog'iga xalaq beradigan, bu ham iymonning bir bo'lagi, bu ham yaxshilik, bu ham sadaqot. Lekin u aytaylik, o'shani men kuzatib turman yoki boshqa joylarda ham bo'ldi bunday holatlar, har xil gaplar, g'ibatlar. Endi shu ham yo'q edi-ku. Mana shuni inson deb olib kelib muruvvat qilganda, baraka topib, haqqiga duo qilib, Alloh o'zingga shukr deb qo'ysa, Alloh unga behisobini beradi. Lekin haliginaqa noshukurchilik bilan u kelib turgan rizqni ham aytaylik yo'lini to'sib qo'ydi-da. Keyin endi o'sha opaga yoki shu opani misoldagi yurtdoshlarimizga kim yaxshilik qo'lini cho'zgisi keladi? Kim xayrot, sadaqot ishini qilgisi keladi? Bundan endi hamma o'ziga tegishli xulosa chiqarish kerak. Va men bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Bugun tibbiyot ahlini talabi, bugun prezidentimizning talabi, bugun dinimizning talabi odamlar uzlatda bo'lsinlar. Ya'ni uylarida o'tirib sabr bilan, itoat bilan barcha tavsiyalarga amal qilgan holda, vazminlik bilan, zero bu bizning millatimizga xos edi. Mana kecha prezidentimiz 3 marta murojaat qildilar, 3-chi marta. 25 kunda. 25 kunda. Bu prezidentimizni mana shuncha qisqa kunlarda 3 marta chiqib, ey xalqim, baraka toping, mana shuni qiling deb iltimosnoma. Qarangan prezidentimiz murojaatlarda aytayotgan so'zlari. Endi podshoh shunday deb turibdi-da, shunga quloq solib, shu tavsiyalarga rioya qilib, ozgina sabrimizni joyiga qo'yolsak, bu nihoyatda nur. Ayniqsa mana kecha 3 aprel kuniga o'sha aytaylik, mana respublika maxsus komissiyasi tomonidan 6 apreldan ba'zi bir qoidalar yana kuchga kiryapti. Mana qarang, 65 yoshdan oshgan insonlarni endi ko'chaga chiqishi man qilinadi. Hadisda nima deyilyapti? Keksalarni hurmat izzat qilmagan, ehtirom qilmagan, yosh bolalarni izzat qilmagan odam bizdan emas deyaptilar payg'ambar alayhissalom. Bularni bizga duosi kerak. Bularni bizga ertaga boshimizda soyabon bo'lib duo qilib, yo'l yo'riq ko'rsatib turishlari kerak. Shuning uchun ozgina injiqlik qilsalar ham, ozgina taranglik qilsalar ham uyda asrab avaylashni harakatini qilishimiz kerak. Va bolalarimizni ham xuddi shu kabi. Demak, ertangi kundan boshlab mana mashinaga ozgina cheklov qo'yiluvdi. Odamlar guruh-guruh bo'lib velosipedga, mototsiklga boshqa narsaga o'tib oldi. Ko'ryapmiz, mana Toshkentga kelguncha ham viloyat hududida o'tib kelyapman, ko'ryapmiz-da. Nahot ertadan mumkin emas. Ertadan boshlab mumkin emas. Ana endi bu nima uchun? Bu bizning manfaatimiz uchun. Mana Atovulloh Sakandariy degan bir ulug' zot o'tganlar, shu kishi Atovul Hikomiyada, Al-Atovul Hikomiya kitobida, Hikamul Atoyada bitta narsa yozadilar-da. Allohning bir bandasiga bir ne'mat berishi balkim mahrumlikdir. Balkim bir narsadan mahrum qilishi unga ne'mat berganidir. Mana shu ozgina uyingda o'tirib tur deb bemalollikdan Allohni mahrum qilishi bu bizga Xudoni bergan ne'mati umr degan, hayot degan ne'matni bardavom bo'lishiga hissa qo'shadi. Buni xalqimiz tushunib yetish kerak. Bugun odamlar uyda o'tirib sabr qilsinlar degani, misol uchun aytmayapti-ku, qurol ko'tarib bir jangga chiq demayapti. Mana paxtadan qancha dod terdik, gala-gala bo'lib paxtaga chiq demayapti. Yo boshqa mashaqqatli mehnatga haydamayapti-yu. Bor yo'g'i Xudo bergan rizqingni shukr qilib yeb, oilang bilan farog'atda o'tir deyapti-yu. Shunga amal qilmasa kim bo'lamiz?